Good evening. İyi akşamlar. Let's all stand. Hepimiz ayağa kalkalım. Welcome to our midweek service. Hafta ortası toplantımıza hoş geldiniz. Let's rejoice and lift up the name of Jesus. Rabbin ismini yüceltelim ve sevinelim. Amen. Amin. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Come on. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Gonna live by what I see. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Sandland, Ashi, Apare, Bashara, Pidiri, Vanagish, Verance, and Sing. Hallelujah.
Şükrediyoruz. You lift us up on wings.
Tonight he makes his face shine on you. Bu akşam yüzünü sizin üzerinizde parlatıyor. No matter what you're going through. Ne olursa olsun hangi durumdan geçerseniz geçin. He shines on you. Sizin üzerinizde parlıyor. Come on. Let's sing this. Hallelujah. You make your face. You make your face to shine on me, and of my soul knows very well. You lift me up. I'm cleansed and free, and of my soul knows very well. When mountains fall, I stand by the power of your hand, and in your heart of hearts I dwell. That my soul knows very well. Isn't the King? Isn't the King? Your champion said, John and Bruno, he believed. And he called to them, ten minutes could end. John and Bruno, he believed. All I can say, believe. Sevinç ve güç her gün benim. Canım bunu iyi bilir. Bağışlanma, umut benim. Canım bunu iyi bilir. Each day I find, and that my soul knows very well. Forgiveness, hope, I know is mine, that my soul knows very well. When mountains fall, I'll stand by the power of your hand.
dwell. Not my soul knows. Come on. When mountains fall, when mountains fall, I'll stand by the power of your hand, and in your heart of hearts I'll dwell. But my soul knows very well. Great, come on, is our God. Sing with me, how great is our God, and all who see how great is our God. How great, come on, how great. Yeah.
Yeah. Name above all names. Come on, sing it. You're the name above all names. You are worthy of all praise. Now my heart will sing how great is our God. How great is our God. Say with me, how great is our God. All will see our great. How great is our God. Lift your voice, lift your hands, and just worship Him. Ellerinizi kaldırın ve Rabbe tapın. Onu övün. Send Alpha. Send Alpha.
lifted up, church. We
Just lift your hands to Jesus. Ellerimizi İsa'ya kaldıralım. Thank you, Lord. Teşekkürler abi. We worship you tonight. Bu gece sana tapıyoruz. We bless your name. Adını övüyoruz, bereket ediyoruz. We love you tonight. Seni seviyoruz. We love you every day. Her gün seni seviyoruz. We come to your presence. Varlığına geliyoruz. With hunger and thirst. Açlık ve susuzlukla. Speak to every heart tonight. Her yüreğe konuş bu gece. Touch everyone. Herkese dokun. All those watching on the webcast, touch them as well. Yayından izleyen herkese de dokun. Give us revelation knowledge tonight. Bize bu gece vahiy bilgisi ver. Thank you for revelation knowledge. Vahiy bilgisi için şükür ediyoruz. That penetrates our hearts. Bizim yüreklerimizi deşen vahiy bilgisi. Thank you, Jesus. Teşekkür ediyoruz bunun için. Thank you, Lord. Teşekkürler abi. In Jesus name. İsa'nın adıyla. Amen. Hallelujah. Just turn and greet one another. Dönüp birbirinizi selamlayın. Hallelujah. Welcome, welcome, welcome. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Everybody happy? Herkes mutlu mu? As you know, Pastor Rose and I and Gloria were in at River Amsterdam. Bildiğiniz üzere ben, Pastor Gülben ve Görkem Amsterdam Nehir Kilisesi'ndeydik. And we had a great 4 days of meetings. Harika 4 günlük toplantımız oldu. The only thing I didn't enjoy was the weather. Hoşuma gitmeyen tek şey havaydı. It was cold. Soğuktu. Windy. Rüzgarlıydı. Gloomy. Sisliydi bu. Overcast. Rainy. Yağmurluydu. Saturday we went to this beautiful park. Cumartesi günü çok güzel bir parka gittik. You know, they took the tulips from Turkey. Türkiye'den laleleri aldılar. Made it better. Daha iyi hale getirdiler. With Dutch ingenuity. Kendi mühendislikleriyle. And this park had over, I think, 8 million flowers. Parkın içine sanırım 8 milyon çiçek vardı. But it was so cold. Ama çok soğuktu. My nose, my ears were falling off. Burnum, kulaklarım resmen dökülüyor. And then I'm looking at the temperature in Istanbul. İstanbul'daki hava durumuna bakıyorum. It's like 20 plus. 20 üzeri. And in Amsterdam or in Holland it's like 5. Hollanda'da, Amsterdam'da 5 derece. And it's like windy, ve rüzgarlı, yağmurlu. So, you know, the weather definitely is so much better here. Buradaki hava kesinlikle çok daha iyi. So we're happy to be back, and then I came back and yesterday I put on a t-shirt. Well, I was like, wow. Geri döndüğümüz için çok mutluyum. Dün geldiğimde de bir t-shirt giydim. Vay canına oldum biraz. Anyway, so it's great to be home. Evde olmak güzel. Amen. We had great meetings there. A lot of people saved and touched. Harika toplantılarımız oldu orada. Birçokları kurtuldu. Birçoklarına Tanrı dokundu. It was a new season at the church there. Oradaki kilise için yeni bir dönem. A lot of new people coming in. Yeni insanlar akın ediyordu. A lot of immigrants coming to the church. Birçok mülteci kiliseye geliyordu. There was an Iraqi brother. Iraklı bir kardeş vardı got orada. Got baptized in the Holy Ghost and fire. Kutsal Ruh ve ateşle vaftiz oldu. And then a lot of people from Suriname. Ve Surinamlı birkaç kişi. A lot of people from Suriname. Most of the church seems like 80% of the church are now people from Suriname. Kilisenin %80'i Surinamlı kişilerle. So it was great to be able to minister to them and help the church. Kilise yardımcı olmak ve onlara hizmet etmek harika bir fırsat oldu. Amen. Amin.
So we got some great things coming up here. Burada gelecek harika şeylerimiz olacak. We've got the big kickoff for the Full Gospel Business Man's Fellowship on April 30th. 30 Nisan'da tam müjde iş adamları bölge açılışı olacak. And so that's going to be on April 30th in the morning. Sabahleyin 30 Nisan'da olacak bu. And I'm hearing there's an engagement party that evening as well. Aynı akşamda bir nişan olacağını duydum. Is that already, that's news already, right? Bu it's yayıldı değil mi? Haber iletildi. If it, not, if it wasn't, it is now. Değildiyse okay. Bile şimdiden haber oldu. So there'll be an engagement party for two special people. Bir nişan kutlaması olacak iki özel kişi için. Brother Ade and Sister Frida. Ade kardeş ve Frida kardeş. Hallelujah. They're both here tonight. Looking forward to that. Sabırsızlıkla bekliyorum. At the church? Kilisede mi olacak? Okay. And time? Saat? 7:30 p.m. So you can akşam come after Bible school. O yüzden ince okumdan sonra gelebilirsiniz. And have a great time. Harika bir zaman geçirebilirsiniz. That's going to be a full day. My God, breakfast in the morning. Tam dolu bir gün olacak. I got to teach Bible school, come back here for the engagement. That's going to be a full day, but it's going to be a great day. Sabah kahvaltı için gideceğim. Ondan sonra İncil okulu var. Öğleden sonra akşam buraya geleceğim ama harika bir gün olacak. Amen. Amin. Praise God. Rabbi övgüler olsun. We'll give you an opportunity to sow seed this evening. Bu akşam tohum ekmeniz için size bir fırsat vereceğiz. Amen. Amin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Teşekkürler İsa. Praise God. Rabbi övgüler olsun. It's important that we understand biblical reasons of why we give. İncil'e dayalı İncil ilkelerini, kutsal kitap ilkelerini bilmemiz çok önemli vermekle ilgili. Amen. Amin. And a part of that is obviously it's important that we understand it. It's a part of that is support to ministers. Ve bunu anlamamız gerekiyor ki bunun bir parçası hizmetkarı, önderi desteklemek hizmetkarları, içindir. Hizmetkarları desteklemek içindir. And obviously the bigger the ministry, the more people serving and working full time in the ministry. Tabii ki hizmet ne kadar büyüyorsa o kadar fazla insan hizmet ediyor. Tam zamanlı kadroda işe çalışan kişiler oluyor kilisede. Amen. Amin. And 1 Timothy chapter 5 verse 17. 1. Timoteus 5. bölüm 17. ayet. It says let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in word and doctrine. Topluluğu iyi yöneten ihtiyarlar, özellikle Tanrı sözünü duyurup öğretmeye emek verenler iki kat saygıya layık görülsün. When you look in the Old Testament, eski anlaşmaya baktığın when God zaman, made the covenant with the people of Israel, Tanrı İsrail halkıyla bir anlaşma yaptığında, if you remember the nation of Israel were 12 tribes, hatırlarsanız İsrail ulusu 12 oymaktan oluşuyordu. And when they finally were able to go into Canaan and take the promised land. Nihayet Kenan'a vaat edilen ülkeyi ele geçirebildiklerinde. God had every tribe that God portioned off land for every family in every tribe. Tanrı her bir oymak, her bir aile için toprak ayırdı. Except for the Levites. Leviler hariç. The tribe of the Levites were to serve in full-time ministry. Leviler oymayı tam zamanlı hizmette hizmet etmek için seçildi. The others were to to practice agriculture, right? The other tribes they had land for agriculture. Diğer oymaklar çiftçilikle uğraşıyordu. Kendi toprakları, mülkleri vardı bununla raise, ilgili. Cattle, raise animals. Hayvancılık, işte sığırlar, hayvanlar Amen. Yetiştiriyorlardı. Farm the land. Toprağı işliyorlardı. Work. Çalışıyorlardı. And produce. Ve üretiyorlardı. Amen. Amin. But the Levites were not supposed to be farmers. Ama Levilerin çiftçi olmaması gerekiyordu. Amen. They were not supposed to be running businesses. Kendi işlerini idare etmemeleri gerekiyordu. Amen. Amin. They were not supposed to be, raising sheep or cattle or whatever. Koyun, sığır, bu tür şeylerle ilgilenmemeleri gerekiyordu. They were supposed to be full-time working in the ministry of the Lord. Rabbin hizmetinde tam zamanlı çalışıyor olmaları gerekiyordu. Amen. Serving in the temple. Tapınakta hizmet etmeleri gerekiyordu. Serving God. Tanrı'ya hizmet etmeleri gerekiyordu. And serving the people. Ve insanlara hizmet etmeleri Their gerekiyordu. Their job was to educate the people according to the law.
Onların işi yasa uyarınca insanları eğitmekti. Teach the word of God. Tanrı sözünü öğretmek. Amen. Perform the ministerial duties of the temple. Tapınağın hizmet görevlerini yerine getirmek. So their job was spiritual. Onların işi ruhsaldı. Amen. Amin. And they also performed obviously natural duties. Aynı zamanda doğal görevler ve hizmetler de gerçekleştirdiler. But it was all in regards to the ministry of the Lord. Ama bunların hepsi Rabbin hizmetine ilişkindi. Amen. And Amin. The same thing went for Aaron and his sons, the other priests. Aynısı Harun ve oğulları için de geçerliydi. Diğer kâhinler için geçerliydi. Amen. Amin. So there was two types of priesthood. İki çeşit kâhinlik vardı. Aaronic priesthood. Harun'un düzeninde olan bir kâhinlik düzeni. Which was passed from father to son. Bu da babadan oğula geçen bir şeydi. Amen. And then there was the Levitical priesthood. Ve Levili kâhinlik vardı. And that was from the whole tribe of Levites. All the men would begin to serve at a certain age. Bütün Levili oyman için geçerli olan bir şeydi bu ve belirli bir yaşa gelince bütün erkekler hizmet edecekti. Amen. Amin. And so since they were not supposed to be farming or ranching, çiftçilik tarımla falan ulaşmamaları gerektiği için, how are they going to have an income? Nasıl bir gelirleri olabilirdi ki? Well, they received their income from all the tithes and the first fruit offerings and the other various offerings that the people brought to the temple to worship God. Onlar gelirlerini insanların tapınağa getirdikleri sunularla ve turfandalardan elde ediyorlardı. Ondalıklardan elde ediyorlardı. Amen. And then sometimes they would, you know, when someone brought an offering, the Levites would receive a portion of the meat. Bazen bir sunular getirildiği zaman Levili sunulan etten bir parça alırdı. Amen. Amin. Not the burnt offering or the sin offering. You were not supposed to eat those. Yakmalık sunu için olan ya da günahınızın tövbesi için değil. Günah sunusundan olan yakmalık eten veya günah sunusu değil. Evet. Not the burnt offering or the sin offering. Yakmalık veya günah sunusu değil. You didn't eat those. Bunlar yenilmezdi. Amen. But the other types of offerings, portions were given to the Levites. Ama diğer tür sunulardan Levilere pay sunuluyordu. Amen. Amen. So they can support their families, feed their families. Böylece ailelerini besleyebilsinler. Amen. Amin. And then they would receive other types of payments from the money that would come to the temple tax. Ve tapınak vergilerinden de ayrı pay alıyorlardı. So the temple tax was half a shekel. Remember that? Half a shekel for every male of 20 years of age. At every census, when they were counted, would bring a half a shekel to redeem his soul. Ve hatırlarsanız 20 yaşındaki her erkek için ödemesi gereken olan tapınak vergisinin vergisi yarım şekel idi. Ve her nüfus sayımında canının kurtulması için onu kurtuluş parası olarak veriyordu. Fidye. You understand me? Okay, redemption money. Fidye parasıydı bu. Which is silver, half a shekel silver. Bu yarım şekel gümüştü. Amen. And so all that, there was a lot coming to the temple, a lot. Tapınağa çok şey geliyordu, çok. I mean, çok, so much. Çok all kinds of tithes, offerings, taxes, all kinds of resources were coming to the temple. Her türlü ondalık, sunu, her türlü kaynaklar tapınağa akın ediyordu, vergilerde dair. I mean, and if you look in the time of Solomon, Süleyman'ın dönemine bakacak olursanız, and David, I mean, the kind of offerings that were given for the temple was like billions and billions of dollars in today's money. Davut'un zamanlarına da bakarsanız, o zamanlar tapınağa verilen sunu miktarı bugünümüzde milyarlarca para eder. Dolar. Uh-huh. Dolar eder. I mean, just David gave like $3 billion worth of gold and silver and other stuff. Davut'un kendisi sadece 3 milyar dolar değerinde bir şey verdi, altın ve gümüşlerden. And then people gave about 5. Ve insanlar halk 5 milyar verdi. So they had a lot of money. Ve çok paraları vardı. As long as they served God, they prospered tremendously. Tanrı'ya hizmet ettikleri müddetçe muazzam bir şekilde zenginleştiler. That was their covenant. Bu antlaşmalarıydı. They had a covenant of wealth. Zenginlik antlaşmaları vardı. They had a covenant of wealth. God made a covenant of wealth with the people of Israel. Tanrı İsrail halkıyla bir zenginlik antlaşması yaptı. And said it is he who gives you power to create wealth. Size servet yaratma gücü veren odur diyor. Amen. Amin. In order to establish his covenant. Onun antlaşmasını yerine getirebilmesi için. So that was a covenant. They had a covenant of prosperity. O yüzden bir zenginlik, bir refah antlaşmaları vardı. Amen. Amin. And I mean, you read the blessings. If you serve the Lord, all these blessings will come upon you and be with you.
overtake you. Bereketler hakkında okuyabilirsiniz. Hani Tanrı'ya hizmet edersen, olan Rabbe taparsan, hizmet edersen bütün bu bereketler üzerine dökülecek diyor. Amen. Amin. You read you can read Deuteronomy chapter 28. Ya sen tekrar 28. bölümü okuyabilirsiniz. I mean, basically, as long as they serve God, everything they touch would like turn to gold. Temel olarak şu, Tanrı'ya hizmet ettikleri müddetçe neye dokunsalar altın oluyordu. That's what we say that, right? Whatever he touches turns to gold. It's a term to say that like everything he touches is blessed and prosperous. Biz de öyle diyoruz değil mi? Bir deyim bu. Hani neye dokunsan altın oluyor. Hani dokunduğun her şey altına dönüşüyor, zenginleşiyorsun. And it just it describes the blessing. Bereketi tanımlayan bir şey. Amen. Amin. So they understood their covenant of blessing. Onlar bereket antlaşmalarını anladılar. And then of course you also see every time they turned away from God, they fell into poverty. Aynı zamanda şunu görüyorsunuz, Tanrı'dan döndükleri her seferde yoksulluğa düşüyorlardı. And that's the curse. Ve bu lanettir. That they would be in poverty. Yoksulluk içinde they olacaklar. Lost their lands. Ülkelerin mülklerini kaybettiler. The enemies came and overtook their lands and they became slaves and servants to enemies. Düşmanlar geldi ve onların ülkelerin mülklerini ele geçirdi ve onlar düşmanlara köle oldular. Amen. Amin. So they understood that. And so people were supposed to take care of the ministers. Bunu anlamışlardı. O yüzden halkın, insanların hizmet edenlere bakması gerekiyordu. It was a clearly defined thing under the law of Moses. Musa'nın yasası altında çok net bir şekilde ifade edilmiş bir şey bu. Amen. Amin. So, but now we come to the church world. Ama şimdi ise kilise dünyasına geliyoruz. And for some reason, a lot of Christians do not understand these principles. Her ne sebepten ise artık birçok Hristiyan bu ülkeleri anlamıyor. They think somehow that ministers are just going to work for free. Bir şekilde hizmetkarların ücretsiz çalışacağını düşünüyorlar. Live by faith. İmanla yaşayacaklar. Well, of course we live by faith. Tabii ki imanla yaşıyoruz. Amen. But Amin. Nobody works for free. Ama hiç kimse ücretsiz çalışamaz. Amen. Amin. I mean, they have to receive compensation for their work. İşleri için ödüllendirilmeleri gerek. Amen. Amin. Telafi edilmeleri gerek. Telafi edilmeleri gerek. And so that's the principle here. Buradaki ilke budur. So now we don't have Levites and Levitical priests in the New Testament church. Artık yeni anlaşma kilisesi altında artık Leviler yok ya da Levili kahinler yok. But we have apostles. Ama elçiler var. We have prophets. Peygamberler var. We have evangelists. Müjdeciler var. We have pastors. Pastörler var. We have teachers. Öğretmenler var. We have elders. İhtiyarlar var. Amen. And we have some who are in full-time ministry of helps. Ve tam zamanlı yardım hizmetlerinde çalışan insanlar Amen. Var. Like a church secretary. Bir kilise sekreteri gibi. Works full-time. Tam zamanlı çalışır. In the office. It's a helps ministry. Bu bir yardım hizmetidir. But it's an important ministry. Ama önemli bir hizmettir. Or the other types of administrative work. Diğer çeşit ne bileyim idari işler. People that work with media. Medyayla çalışan kişiler. People work with TV, our TV department. Televizyon departmanımızda çalışan kişiler, medya departmanıyla. Amen. Amin. And that kind of work requires full-time workers. O tür işler tam zamanlı işçiler gerektiriyor. Amen. Amin. And so it's important to understand these things. We don't have Levites anymore or Aaron or his sons. Bunları anlamak çok önemli. Artık Levililer yok, Harun veya oğulları da yok. But that doesn't mean we don't have any ministry. Ama artık hizmetimiz de yok anlamına da we gelmiyor. We have ministry. Hizmetimiz var. We actually have greater ministry. Aslında daha büyük bir hizmetimiz Because var. Because they had a very small ministry. Çünkü onların daha küçük, çok küçük they bir only had vardı. One temple. Sadece tek bir tapınakları vardı. Yeruşalim'de. Now we're all over the world. Şimdi dünyanın her yerindeyiz. I mean, they only had about 3-4 million people in Israel. İsrail'de sadece 3-4 milyon kişi vardı. Amen. Now Amen. We have almost 1.5 billion Christians on the planet. Neredeyse yeryüzünde 1.5 milyar Hristiyan var. I mean, can you imagine the number of churches in the millions? Yani kiliselerin sayısını düşünsenize, milyonlarca. Amen. Amin. Hallelujah. So we have much greater ministry now. Şimdi worldwide çok, ministry. Çok daha büyük bir hizmetimiz var. Dünya çapında bir hizmetimiz var. That ministry was a national ministry. O hizmet ulusal bir hizmetti. Now we have an international ministry. Şimdi bizde uluslararası bir hizmet var. Because the church is in every nation. Çünkü her ülkede kiliseler var. Amen. Amin. Ya da kilise her ülkeye yayıldı. Kilise her ülkeye yayıldı. Amen. So the church of the Lord Jesus Christ is a much greater force. Rab İsa Mesih'in kilisesi çok daha büyük bir güçte. Amen. Amin. And it requires much greater resources. Ve çok daha büyük bir kaynak gerektiriyor. Amen. Amin.
So it says here, let the elders who rule well be counted worthy of double honor. Burada diyor ki topluluğu iyi yöneten ihtiyarlar, özellikle Tanrı sözünü duyurup öğretmeye emek verenler iki kat saygı layık görülsün. Especially those who labor in word and doctrine, the preachers and teachers. Vaizler ve öğretmenler. Especially those who teach the word and preach the word. Özellikle sözü öğreten, sözü vaaz edenler. Those are elders. Onlar ihtiyarlar. Amen. Amin. Who rule well. İyi idare eden, iyi yöneten insanlar. So these are people who now rule the church or govern the church or lead the church. These are leaders. Kiliseyi yöneten, idare eden kilise hükümeti onlardır artık. Amen. Onlar liderdir. RBI students would know. NKK öğrencileri bilir. Amen. Amin. That everyone in the fivefold ministry also needs to have the qualification of an elder. Beş katlı hizmette bulunan herkesin de bir ihtiyar niteliğine sahip olması gerek. Amen. Amin. An apostle is also an elder. Bir elçi aynı zamanda ihtiyardır. A prophet is also an elder. Peygamber aynı zamanda ihtiyardır. If they're not good elders, they shouldn't even be apostles or prophets. Eğer iyi ihtiyarlar değillerse elçi ya da peygamber olmamalılar bile. Amen. Amin. I don't care how anointed you are, you need to have the qualifications of an elder. Ne kadar mesedildiğin umurumda değil, bir ihtiyarın niteliğine sahip olman gerek. The characters. Karakterlerine. If you read the qualifications of an elder, there are basically 19 qualifications. Bir ihtiyarın niteliklerini okuduğunuz zaman 19 tane nitelik görürsünüz. They're listed there in Paul's letters to Paul's letter to Timothy. Paulus'un Timoteus'a gönderdiği mektupta sıralamışlardır ve Titus'a gönderdiği mektupta. And if you combine all those, you find 19 qualifications. Hepsini toplayacak olursanız 19 tane nitelik görürsünüz. And they're all about character. Ve bunların hepsi karakterle ilgili. Family. Aileyle ilgili. Behavior. Davranışla ilgili. Amen. Amin. Nothing about gifts. How well they speak. Armanları, ne kadar iyi konuştuklarıyla ilgili bir şey geçmiyor. How good looking they are. Ne kadar iyi görünüyorlar. How they can shout and spit and jump. Bağırıp tükürüp sıçrayabilmeleri. Amen. Bu geçmiyor. Those are not the qualifications of an elder. Bunlar bir ihtiyarın nitelikleri değildir. It has to do with family. Bunun aileyle ilgisi var. Married. Evli. With children. Çocuklu. Amen. Amin. Good family, good relationship. İyi bir ailesi, iyi bir ilişkisi olan. Respectable. Saygın biri. Amen. Amin. Not given to wine or seeking after money. Şarap düşkünü olmayan ya da para peşinde koşmayan birisi. All of those, you can read them. Yani bütün bunlar geçiyor, okuyabilirsiniz. Amen. RBI students, let me see. NKK öğrencileri. How many of you had the classes on ministry gifts? Kaçınız hizmet armağanları dersini gördünüz? Okay, yeah, you have the fivefold ministry. Evet, beş katlı hizmeti gördünüz orada. And an evangelist. Bir müjdeci. Pastor, teacher, pastor, öğretmen. Those are elders. Onlar da ihtiyar. They need to be elders. Onların ihtiyar olması gerek. Amen. Amin. If you don't qualify as an elder, bir ihtiyar olarak kalifiye yeterli değilsen, then you can't be in the fivefold ministry. O zaman beş katlı hizmette olamazsın. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. So a failed marriage of a minister really disqualifies them from ministry. Gerçekten yürümeyen bir evlilik, bir hizmetin, bir önderin yürümeyen evliliği hizmeti için çok kötüdür. Or a divorce. Ya da bir boşanma. I mean, it's crazy. These guys commit adultery, get divorced, a month later they're preaching again. Unbelievable stuff. Çok çılgınca bir şey. Bu bazı kişiler zina ediyorlar, ondan sonra bir ay sonra boşanıyorlar ve bir ay sonra tekrar kürsüye çıkıp vaaz ediyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi. I mean, it's unbelievable. İnanılmaz bir You're şey. You're disqualified for ministry. Hizmete yeterli değilsin artık, I don't kalifiye care how popular değilsin. You are. Ne kadar popüler olduğun umurumda You're disqualified değil. For ministry. Kalifiye değilsin artık hizmet için. Things like adultery, divorce disqualifies you. Zina, boşanma, bunlar seni kalifiye yapmıyor artık. Amen. I mean, does that mean forever? No, I didn't say that. Sonsuza kadar mı kalifiye değilsin? Böyle bir şey demedim. But I think some people like that need to step away from ministry. Ama bence öyle insanların hizmetten biraz uzaklaşması gerek. For a good season of time, a good amount of time. İyi bir zaman. Yani And I'm not talking about a month or two. Uzun bir zaman ayırmalı gerekiyor. Yani 1-2 aydan bahsetmiyorum. Year, 2, 3, 4, 5 years. I don't know. 1-2, 3, 4 yıl bilmiyorum artık. Whatever it takes. Ne gerekiyorsa. To get their life in order as a character, as a Christian. Bir Hristiyan olarak hayatlarını düzene sokmaları bakımından. Amen. Amin. Just don't worry about being a minister. Just worry about being a good Christian first. Önder ya da bir hizmetkar olmayı merak etme. Sen iyi bir Hristiyan olmaya odaklan önce. Or a healthy Christian. Ya da sağlıklı bir Hristiyan olmaya odaklan. If you're not even a healthy Christian, sağlıklı bir Hristiyan değilsen you can't even be a healthy minister. Sağlıklı bir önder, bir hizmetkar olamazsın. Amen. Get your marriage in order. O yüzden evliliğini düzene sok. Get your life in order. Hayatını düzene sok. And then you can come back to ministry. Ondan sonra hizmete geri dönebilirsin. And you can't do that on your own. Ve bunu kendi başına yapamazsın. So if a minister has a moral failure,
Eğer bir hizmetkarın ahlaki bir çöküşü olduysa, then he needs to go and submit to other leaders who will discipline, counsel and heal that person. Gidip o kişiyi disipline edecek, ona danışmanlık verecek ve o kişiyi iyileştirecek başka bir hizmetkarın, başka bir liderin, önderin altında olması gerek. For a season. Bir dönemliğine. And allow those leaders to determine if he's ready or not and release him back in the ministry. Ve o önderlerin karar vermesi gerekiyor, hazır mı değil mi diye tekrar hizmete atılmadan önce. You cannot let the failed minister make that decision. Aynı zamanda çökmüş başka bir hizmet çökmüş olan aynı hizmetkarın onun kararı vermesine izin veremezsiniz. Because he'll just want to jump right back in. Çünkü o hemen atlayıvermek isteyecek. Somebody has to say, no, oh, hold on. Birisinin bir dakika, hold bir dakika, on, brother, bir dakika, hold bir dakika kardeş demesi gerekiyor. It's like a horse. Bir at gibi. Somebody has to have the reins. Birisinin o dizginleri tutması gerek. Amen. Amin. Otherwise the horse will just run. Yoksa at sürekli koşar. Somebody has to control that wild horse. Birisi o vahşi atı dizginlemeli. Amen. Amin. So then somebody has to say, no, you're not ready. Birisinin hayır hazır değilsin demesi no, gerek. No, you're not ready. Hayır hazır değilsin. We know when you're ready. We'll bless you when you're ready. Ne zaman hazır olursan bunu biliriz, seni bereketleriz, kutsalarız. Because the gifts and callings of God are without repentance. Çünkü Tanrı'nın çağrıları ve armağanları geri alınamaz. Amen. Amin. So if you called, God will use you. O yüzden çağrıldıysanız Tanrı sizi kullanacaktır. But you have to be a pure vessel. Ama pak bir kap olmalısınız, pak bir araç olmalısınız. And you have to demonstrate that you have healthy Christian character that would qualify you to be a leader. Ve seni bir lider olmaya kalifiye edecek sağlıklı Hristiyan nitelikleri, karakterine sahip olduğuna emin olman gerek. That's why it's important. It says, let the elders who rule well, not badly, but well. O yüzden burada önemli bir şey geçiyor. Diyor ki, topluluğu iyi yöneten ihtiyarlar, kötü yöneten değil, iyi yöneten ihtiyarlar. Amen. Amin. So in order to lead a group, you first must be able to lead yourself. Bir grubu yönetebilmek için öncelikle kendini idare edebilmen gerek. Kendini yönetebilmen lazım. Kendini yönetebilmen gerek. What was that again? Are we still having that problem? Huh? Okay. Do you understand me? Anlıyor musunuz? So, leadership begins with yourself. Liderlik önce kendinle başlar. And then your family. Ondan sonra ailen. Then church. Ondan sonra kilise. If you can't lead yourself, eğer kendini yönetemiyorsan and lead your family, ve aileni yönetemiyorsan, then you don't have any place to lead a church. O zaman kilise yönetecek hiçbir hakkın yok. Or a ministry. Ya da bir hizmetin yok. Amen. Amin. So let the elders who rule well, topluluğu iyi yöneten ihtiyarlar, be counted worthy of double honor. İki kat saygıya layık görülsün. Everyone show me a two. Herkes bana iki göstersin parmağıyla. Okay, so double. İki kat. Honor. İki kat saygı. How do you honor? How do you give double honor? Nasıl iki kat saygı sunulabilir? In word. Sözle. And in deed. Ve eylemle. In words. Hem sözlerle. And in action. Ve hem davranışlarla. Amen. Eylemlerle. Amin. So you honor them verbally. Onları sözel olarak onurlandırmalı. And you honor them in action. Ve eylemlerinizle, davranışınızla onları onurlandırmalısınız. Amin. So what could be one of those actions? O eylemlerden bir tanesi ne olabilir? That's very important. Bu çok önemli. Bringing tithes and offerings to your local church. Ondalık ve sunularınızı yerel kilisenize getirmek. Or supporting other ministries that are a blessing to you with offerings. Ya da size bereket olmakta olan diğer başka hizmetleri sunularla desteklemek. Amen. Amin. Ultimately those people are working full time in preaching and teaching. Amen. Nihayetinde zaten o kişiler tam zamanlı hizmetteler, öğretiyorlar, vaaz ediyorlar. Like the Levites. Levidiler gibi. They can't leave the preaching and teaching of the word and go raise cattle or run a business. Sözün öğretilmesi ve sözün vaaz edilmesi işini bırakıp gidip sığır hayvancılıkla uğraşamazlar ya da kendi işleriyle uğraşamazlar. Ya da bir iş kuramazlar. İş kuramazlar. Because then just takes too much out of the person. Bu kişiden çok fazla talep eden bir şey. And a lot of pastors, birçok pastör, especially in this country, özellikle bu ülkede, are working jobs, hem işte çalışıyorlar, and trying to be pastors, hem de pastör olmaya çalışıyorlar. You can't do that. Bunu yapamazsınız. If you're a minister, then you need to be full time. Eğer bir hizmetkarsanız bunu tam zamanlı yapmalısınız. But they can't go full time. Ama tam zamanlı. Because the church doesn't have the money to support them full time. Tam zamanlı çalışamıyorlar çünkü kilisenin onları tam zamanlı işini destekleyecek parası yok. And who's to blame?
Suçlanacak kimdir? Well, both sides. Her iki taraf. The leaders are also to blame. Liderler de suçlanacak taraf. Because here's what they say: I don't want to put pressure on the people to give. Çünkü I'll just work a job and provide for myself. Çünkü şöyle diyorlar: insanlara bir baskı uygulamak istemiyoruz vermeleri için. Ben en iyisi kendim çalışayım hem kendim için de sağlayışım olur. No, that's stupid. Hayır, bu that's not even biblical. İncil'e dayalı bile that's değil. That's false humility. Bu sahte alçak gönüllülük. No, you need to teach people boldly about giving and tithing and having faith. İnsanlara cesaretle ondalık verme ve sunu vermeyle ilgili öğretmeli ve imana sahip olmak hakkında öğretmelisiniz. Amen. Amin. But you also need to be the biggest giver in your church. Ama aynı zamanda kilisende en büyük veren kişi olmalısın. If you're stingy, eğer sen cimriysen, your people will be stingy. Senin halkın da cimri olacak. Balık baştan kokar. We have a saying in Turkish, right? The fish begins to smell at the head. So the people are going to be like the leader. İnsanlar lider gibi olacak. Amen. I'm not ashamed of the gospel. Ben müjdeden utanmıyorum. The gospel is the good news to the poor. Müjde yoksullara iyi haberdir, müjdedir. Amen. Amin. So I'll preach the gospel. O yüzden ben müjdeyi duyuracağım. The gospel duyuracağım. Of blessing. Bereket müjdesi. The gospel of prosperity. Refah müjdesi. The gospel of wealth. Zenginlik müjdesi. I'm not ashamed of it. Bundan utanmıyorum. I'm not ashamed of it because it's the truth. Bundan utanmıyorum çünkü gerçek bu. It's the word of God. Tanrı sözü bu. It's our covenant. Bu bizim antlaşmamız. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. We have a covenant of blessing. Bizim bir bereket antlaşmamız var. We have var. A covenant of provision. Bizim bir sağlayış antlaşmamız we var. We have a covenant of wealth and prosperity. Bizim servet zenginlik antlaşmamız var. That's it. Budur. Plain and simple. Bu kadar basit ve net. No arguing about that. I'm not even going to argue about that. Bunun hakkında tartışılamaz. Tartışmayacağım. Yani. I already believe it. It's already done. Zaten inanıyorum. Oldu bitti. No one can convince me otherwise. Kimse beni aksine ikna edemez. I was blessed coming in. Girerken kutsandım. I'll be blessed going out. Çıkarken de kutsanacağım. If you have a problem with that. Bununla ilgili bir sıkıntınız that's varsa. That's your problem. Bu sizin sıkıntınız. Not my problem. Benim sıkıntım değil. Hallelujah. Hallelujah. If you don't like to be rich and wealthy, that's your problem. You can be poor. Zengin olmak istemiyorsan o senin sorunun. Sen de yoksul olabilirsin. I choose to be wealthy over being poor. Ben yoksul olmak yerine, fakir olmak yerine zengin olmayı tercih it's ediyorum. It's not even a, I mean it's a very easy choice. Yani çok kolay bir seçim bu arada. Very easy choice. Çok kolay bir seçim. You would have to be like brain damaged and have an IQ of 3 to choose poverty. Yoksulluğu seçmek için beyin hasarı görmüş olmanız veya da IQ'nuzun 3 olması falan gerek. Amen. Amin. Hallelujah. Who would like poverty tonight? Kim yoksulluğu ister bu gece? Who would like to be poor? Kim yoksul olmak ister? Who would like some cancer tonight? Kim kanser ister? The ushers have some injections. They can inject you with cancer tonight. Would you like cancer? Görevlilerde iğne var. Sizi aşılayabilirler kanserli. İster misiniz? Who would like some poison? Kim zehir ister? I mean strongest poison. I mean it'll kill you like in 10 seconds. En who would like güçlü zehirden yani 10 saniye içinde öldürür sizi. Who kim ister? Would like poison? Kim zehir ister? Huh? Who would like to be brain damaged tonight? We'll hit you on the head with a heavy kim object and beyin hasarı really yaşamak mess you istiyor. Up. Çok ağır bir nesneyle kafanıza başınıza vuracağız. Ushers have these clubs. Görevlilerin elinde bu balyozlardan var. Sopa. Sopalardan they'll var. They'll hit you on the head. Kafanıza vuracaklar. Give you some brain damage tonight. Beyin hasarı verecekler size. Who would like that? Kim ister? Nobody wants that. Nobody's going to raise their hand for these. Kimse bu tür şeyler için elini kaldırmayacak mı? Cancer? Kanser? Poison? Zehir? Brain damage? Beyin hasarı? Nobody. Kimse? Nobody wants these things. Come on. Kimse bu şeyleri istemiyor. They're good for you, aren't they? Bunlar senin için iyi değil mi? They're from God. Bunlar Tanrı'dan. Unbelievable. If you believe that. Hayır, inanılmaz bir şey. Buna inanırsanız. Something's wrong with you. Sizde bir sorun var. We got a prayer request from Cyprus. Güzel. Kıbrıs'tan gelen bir dua isteği var. We'll pray for you. Sizin için dua edeceğiz. If you're watching us and you have a prayer request, write us. Bu arada izliyorsanız ve dua istekleriniz varsa bize yazınız. On the chat line, on YouTube, or send us an email, whatever. Just contact us. We'll pray for you. Sohbet kısmında ya da YouTube'da bize yazın ya da bize bir e-posta gönderin. Biz sizin için dua edeceğiz. Amen. Amin. Do you understand me? Anlıyor musun? Just like you resist cancer. Nasıl kansere direniyorsanız, reddediyorsanız. Just like you would hate and absolutely resist poison. Nasıl zehirden nefret eder ve mutlak bir şekilde direnirseniz, reddederseniz. Just like you would absolutely not allow somebody to come and hit you on the head with a club and give you brain damage. Birisinin gelip başınıza bir sopayla vurup size beyin hasarı yaşatmasını nasıl reddedecekseniz? You must resist and hate poverty. Aynı zamanda yoksulluktan nefret etmeli ve reddetmeli, aynı direnmelisin. Şekilde. Aynı şekilde. Exactly the same way. Aynı şekilde. Would you like some cancer? Kanser ister misin? Absolutely not. Kesinlikle hayır. Would you like poverty? Yoksulluk absolutely ister misin? Not. Kesinlikle hayır. Never. Asla. Never. Asla.
You must resist poverty. Yoksulluğa direnmelisin. You must deny it. Reddetmelisin. You must hate it. Nefret etmelisin. Amen. Amin. You must never ever agree with poverty. Asla yoksullukla hemfikir olmamalısın. Never accept poverty. Asla kabul etmemelisin. Never. Asla. You must hate that which is evil. That's what the Bible says. Hate that which is evil. Kutsal kitap öyle diyor. Kötü olandan nefret edin. Poverty is evil. Yoksulluk kötüdür. You must hate it. Nefret etmelisiniz. You must hate poverty. Yoksulluktan nefret etmelisin. Because it destroys people's lives. Çünkü insanların hayatını mahvediyor. And that's last time I checked, that's what the devil does. En son baktığımda da bu şeytanın yaptığı bir şeydi. The thief comes to kill, steal and destroy. Hırsız çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. That's what poverty does. Yoksulluk da bunu yapıyor. Kills, öldürür. Steals, çalar. And destroys. Ve yok eder. You must hate it. Nefret etmelisiniz. You must hate poverty. Yoksulluktan nefret etmelisiniz. Bu kötü. It's not of God. Tanrı'dan değil. It's not of God. Tanrı'dan değil. Never was. Hiçbir zaman olmadı. Never will be. Hiçbir zaman olmayacak. If it was from God, Tanrı'dan olsaydı, heaven, cennet, would be a slum house, a slum neighborhood. Cennet, kıtırık bir mahalle olurdu. Gecekondu mahallesi, Gecekondu mahallesi olurdu. How many of you think we're going to a slum, huh? Tarlabaşı, no. How many of you think we're going to a slum neighborhood in heaven? Kaçınız cennette bir gecekondu mahallesine gideceğini düşünüyor? Huh? The city of God. Tanrı'nın şehri, no. Tanrı'nın kenti. It's the most it's the wealthiest place you will ever experience. Tadacağınız, deneyimleyeceğiniz en zengin, en varlıklı yer orası. You understand me? Anlıyor musunuz? So how could poverty be from God? Yoksulluk nasıl olur da Tanrı'dan olabilir? If it was from God, he would live in poverty. Tanrı'dan olan bir şey olsaydı Tanrı yoksulluk içinde yaşardı. He would be sitting on a throne that's falling apart made of rotting wood. Yıkık dökük çürük tahtalardan yapılma bir tahtında oturuyor olurdu. No, he's sitting on a throne made of pure gold. Hayır, saf altından yapılmış bir tahtta oturuyor. Adorned with all kinds of precious stones. Bütün değerli taşlarla süslenmiş olan bir Amen. Yer. Amin. Hallelujah. Hallelujah. There are no potholes in heaven. Potholes on the streets in heaven. Sokaklarda, cennette yerde delikler yok. Çukurlar yok. Amen. Amin. There's no sewer running around stinking up the place. Etrafta akan kanalizasyon suları falan yok. Lağım suları yok. Pis kokan. Amen. Amin. Hallelujah. You must hate poverty. Yoksulluktan nefret etmelisiniz. Amen. And you must, if you hate poverty, yoksulluktan nefret ederseniz, that means you also must hate people being poor. İnsanların yoksul olmasından da nefret etmelisiniz. Amen. Amin. But there's this mentality in the church world. Ama kilise dünyasında öyle bir zihniyet var ki. Lord, we'll keep the pastor poor, you keep him humble. Rab, biz bir kilise pastörünü yoksul tutarız, sen onu alçak gönüllü tut. Somehow people think the pastor should be poor. Bir şekilde insanlar düşünüyor ki bir pastörün yoksul olması gerek. And they love it if the pastor is poor. Ve hoşlarına gidiyor pastör yoksulsa. And the poorer the pastor is, the more spiritual he is. Pastör ne kadar yoksullaşıyorsa o kadar ruhsallaşıyor. That's exactly how religion wants the church to think. Tam olarak dinin kiliseyi böyle düşünmesi istiyor. If your pastor is poor, istiyor. Pastörün yoksulsa sen de yoksul olursun. Because you cannot rise above his poverty. Çünkü onun yoksulluğu üzerine yükselemezsin. Amen. Amin. If your pastor is wealthy and blessed, you can be wealthy and blessed. Pastörünüz zenginse, refah içindeyse siz de zengin ve refah içinde olabilirsiniz. So your aim should be to make your pastor as rich as possible. O yüzden amacınız pastörünüzü zengin olabileceği kadar zengin edebilmektir. Exactly, I said it and I believe it. Ve ben buna inanıyorum. Absolutely. Kesinlikle. Absolutely. Kesinlikle. Hallelujah. Hallelujah. Because if you honor him, çünkü onu onurlandırırsan, make sure he's blessed, bereketlenmesini sağlarsan, God will honor you. Tanrı seni onurlandırır. And make sure you're blessed. Ve senin bereketlenmeni sağlayacak. Very simple. Bu kadar basit. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. So, if you're going to give, o yüzden vereceksiniz to anybody, herhangi birine, especially it says, give double. Özellikle diyor iki katı.
Give to the elders who rule you well and bless you with teaching and preaching the word and releasing the word into your life. Topluluğu iyi yöneten, Tanrı sözünü duyurup öğreten, sana Tanrı sözünü getiren kişilere iki katı saygı göster diyor. Or give double. Ya da iki katı ver. Amen. Amin. But people think we should just give to the poor, not give to the pastor. Ama insanlar düşünüyor ki biz sadece yoksullara vermeliyiz, pastöre vermemeliyiz. They think that's more spiritual. Bunun daha ruhsal olduğunu sanıyorlar. Hayır. Why are you giving to some poor guy on the street? Neden sokaktaki yoksul birine veriyorsun? Give to your pastor. Pastörüne ver. He's the one blessing your life. That guy's done nothing for you. O senin hayatını bereketli. O kişi senin için bir şey yapmadı ki. Amen. Hayatın için. Amin. But it somehow religion makes you think that's more spiritual. Ama bir şekilde din senin bunun daha ruhsal olduğunu düşünmeni sağlıyor. The Lord will take care of the pastor. Rab pastörle ilgilenir. The Lord will give him. Rab ona verir. No, you will. Hayır, sen vereceksin. So that's what the Bible says. Kutsal kitap öyle diyor. They gave to the Levites. Levililere verdiler. Amen. Amin. God didn't say, "You guys go work your farms. I'll take care of the Levites." He didn't say that. Tanrı demedi ki çiftliğinizle, tarımınızla uğraşın, ben Levililerle ilgilenirim. No, he says, "You're going to give. You're going to bring your tithes and first fruits and offerings to the temple, and then the Levites will be blessed from that." Hayır, dedi ki sunumlarınızı, ondalıklarınızı ve turfandalarınızı tapınağa getireceksiniz ve Leviler bundan da bereket alacak. Amen. Amin. Bring all your tithes into the storehouse, into the temple, that there may be food in my house. Bütün ondalıklarınızı ve sunumlarınızı evime getirin, tapınağa getirin ambar ki evimde yiyecek olsun. There may be food in my house. Evimde yiyecek olsun. Food for who? Kimin için yiyecek? Food for the workers. Çalışanlar için yiyecek. Amen. Amin. Think about this. Şunu düşünün. A father, bir baba, works, çalışıyor. The husband, the father of the home, evin babası, eşi, works, çalışıyor. And he brings food to the table. Ve masaya, sofraya yemek getiriyor. So the children can eat. Ki çocukları yesin. Amen. Amen. What happens if he doesn't bring food? If there's no food in the house. Evde yemek yoksa getirmezse ne olur? The children starve. Çocuklar açlık çeker. Mommy cries. Anne ağlar. And if mama ain't happy, ain't nobody happy. Eğer anne mutlu değilse kimse mutlu değildir. That's it. Budur. Mommy needs to be happy so the home will be happy. Annenin mutlu olması gerekiyor ki ev mutlu olsun. Mama isn't happy? Anne mutlu değilse, forget it. Unutun gitsin. Maybe one depressed, sad place. Depresyon, bunalım dolu, üzücü bir yer olacak. Mommy needs to be happy. Annenin mutlu olması gerek. Amen. Amin. Make mommy happy. Anneyi mutlu edin. Make mommy happy. Anneyi mutlu edin. That's the commandment that comes with the promise. All shall be well with you. Bir vaatle gelen buyruk bu. O zaman her şey yolunda olacak. I read a book some years ago. The title of the book was "If Mama Ain't Happy, Ain't Nobody Happy." Yıllar önce bir kitap okumuştum. Kitabın başlığı "Anne mutlu değilse kimse mutlu değildir" idi. Hallelujah. If a pastor isn't happy, pastör mutlu değilse, the church isn't going to be happy. Kilise mutlu olmayacak. Oh my God. I mean, there's some, you go to some churches. Bazı kiliseler var, gidiyorsunuz. Man, the pastor looks depressed. Pastör depresyonda görünüyor. Angry. Looks like he's about to kill somebody. He wants to, yeah, he probably does want to kill half the congregation. Birisini öldürmek üzere gibi görünüyor. Muhtemelen kilisenin yarısını öldürmek istiyordur. He looks sad. Üzücü görünüyor. Angry. Öfkeli. Kızgın. I mean, he looks one sad individual. Yani bayağı üzgün birisine benziyor. Do you know that in the old, under the old covenant, if a priest was depressed, he was not allowed to serve in the temple. Biliyor musunuz, eski anlaşmada eğer bir kâhin depresyondaysa ya da bunalımdaysa tapınakta hizmet edilmesine izin yoktu. They were supposed to perform their duties with gladness. Görevlerini bir sevinçle yapmaları gerekiyordu. Amen. Amin. They were supposed to serve in the temple with a joyful, happy attitude. Tapınakta sevinçli, mutlu bir tutumla hizmet etmeleri gerekiyordu. Amin. But then you look at the priest today. Ama günümüzün kâhinlerine bakıyorsunuz. They look like, I mean, they just look like somebody right out of a horror movie. Yani korku filminden çıkmış birisine benziyorlar adeta. When I was a kid, ben çocukken, I saw some, you know, something in the movies about these Christian priests. Filmlerde, they scared me. Filmlerde bu Hristiyan rahipler hakkında bir şeyler görmüştüm. Bu beni ürküttü. I was scared of going to church. Kiliseye gitmekten korkuyordum. They looked like some scary people.
Korkunç kişilere benziyorlardı. Yaşlı. Scary looking. Korkunç görünümlü. Always wearing black. Why are they always wearing black? Hep siyah giyiniyorlardı. Niye hep siyah giyiniyorlar? Why are they wearing black? Niye siyah giyiniyorlar? They look like demons. Cinlere benziyorlar. Öcü gibi değil mi? Öcü diyoruz. Öcü gibi. Scary looking people. Korkunç görünümlü insanlar. You're scared to even go up to them. Can you imagine little children? I'm scared to go up to them. Düşünsene, hayal etsene, küçük çocuklar onlara yaklaşmaya korkar. A minister should be approachable. Bir hizmetkarın yanına yaklaşılabilir olması gerek. Amen. Amin. Happy person. Mutlu bir kişi. Welcoming, inviting. Davetkar bir kişi olması gerek. Misafirperver, that's one of the qualifications of an elder, that he has to be, you know, hospitable. Bir ihtiyarın niteliklerinden bir tanesi misafirperver olmasıydı. Amen. That means approachable, someone approachable, yani, not distant, cold. Yakınlaşılabilir birisi olmalı, uzak mesafeli, soğuk birisi değil. Sitting up on a high chair. Yüksek bir sandalyede separated oturan. Separated from everyone with a big fence. Herkesten büyük bir çitle böyle ayrılmış. Sitting in the most holy place. En kutsal yerde oturan birisi. And the others are just a bunch of losers. Diğerleri de birer ezik. Zavallı. Zavallı. Just, you can't touch him. Ona dokunamıyorsun. Can't come near him. Can't speak to him. Yakınlaşamıyorsun, ona konuşamıyorsun. You dare not talk to them. Ne cüret, sakın cüret etme onlara konuşmaya. Don't even come near them. Sakın onların yanına bile gitme. Don't touch him. Ona dokunma sakın. You might die. Ölebilirsin. It's like scary looking guys, huh? Korkunç görünümlü kişiler. No, an elder supposed to be hospitable. Hayır, bir ihtiyarın misafirperver olması gerek. Approachable, loving, gentle, kind. Yakınlaşılabilir ve şefkatli, sevecen olması gerek. Amen. Amin. Love the people. İnsanları sevmeli. Look at Jesus, he was touching people everywhere he went. İsa'ya bakın, kendisi gittiği her yerde insanlara dokunuyordu. And people were touching him. Ve insanlar da ona dokunuyordu. And children came to touch him. Ve çocuklar ona dokunmaya geldi. But the religious mind. Ama dinci zihniyet. Don't touch Jesus. İsa'ya dokunma. Keep the children away from him. Çocukları ondan uzak tutun. No, Jesus said, no, let the children come. Hayır, İsa dedi, bırakın çocuklar gelsin. Gel kucağıma otur. Tiki tiki tiki, tickling them. Gıdı 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 seni. Kissing them, onları öpüyordu, touching them, dokunuyordu, hugging them, loving the kids. Seviyordu çocukları. And the kids loved Jesus. Ve çocuklar da İsa'yı seviyordu. They were coming to him. İsa'ya geliyorlardı. They were running to him. Ona koşuyorlardı. They were not running away from him. Ondan kaçmıyorlardı. But they were running away from the Pharisees, though. I can tell you that right ama now. Ama şunu söyleyebilirim ki emin olun, Ferisilerden kaçıyorlardı. When those religious Pharisees came walking down the street, o dindar Ferisiler sokaklarda yürümeye başladıklarında, the kids were running away. Çocuklar kaçıyordu. And the Pharisees wouldn't let the children touch them. Ve Ferisiler çocukların onlara dokunmasına izin vermezdi. Because they might become unclean. Çünkü murdar olabilirler. But Jesus, so the kids, they were not afraid of Jesus. O yüzden çocuklar İsa'dan korkmuyorlardı. They were running to him. Ona koşuyorlardı. Jesus didn't call them. İsa onları çağırmadı. The kids were running to Jesus. Çocuklar İsa'ya koşuyordu. And then the adults, don't touch the master. Ondan sonra yetişkinler Efendimize dokunmayın. Stay away from the Rabunim. Rabbunim'den uzak dur. Oh, Jesus said, no, let them come. Hayır, İsa dedi, come gelsinler, here. Gelin. Sit on my lap. Kucağıma sit next otur, to me. Yanımda he otur. Touched them, he blessed them. Onlar dokundu, onları kutsadı. Amen. Amin. He went and ate with sinners. Gitti günahkarlarla yemek yedi. He visited a sinner's house. Bir günahkarın evine misafir oldu. Aman. Sound effect was just on time. On ses cue. Efekti tam zamanda. Make sure you press the button again right when I'm about to make emphasis. Okay. Good point. All right. Are you getting something from this today? Bundan bir şeyler alıyor musunuz bugün? We've got to break the stinking religious poverty mentality. Bu kokuşmuş dinci yoksulluk zihniyetini kırmamız gerek. You must hate that spirit. You must hate that mentality. Bu ruhtan, bu zihniyetten nefret etmelisiniz. Because it's evil. Çünkü kötüdür. It's evil. Kötü. 1 Corinthians chapter 9. 1. Korintliler 9. bölüm. Verse 11. 11. ayet. Is this helping anybody here tonight? Yardımcı oluyor mu bu sizlere? 1 Corinthians chapter 9. 1. Korintliler 9. bölüm. You know what? Let's read the whole thing from verse 1. Aslında birinci ayetten okuyalım.
Am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are you not my work in the Lord? Özgür değil miyim? Elçi değil miyim? Rabbimiz İsa'yı görmedim mi? Sizler Rabbin yolunda verdiğim emeğin ürünü değil misiniz? If I am not an apostle to others, yet doubtlessly I am to you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. Başkaları için elçi değilsen bile sizler için elçiyim ya. Rab yolunda elçiliğimin kanıtı sizsiniz. Why is he saying these things? Bu şeyleri neden söylüyor? Because he personally went to Corinth and started this church. Çünkü kendisi bireysel olarak Korint'e gitti ve bu kiliseyi başlattı. And, I mean, he built it. Kiliseyi o bina etti, o kurdu. And he spent quite some time with the Corinthian church and wrote them two very long letters to teach them. Korint kilisesiyle çok fazla zaman geçirdi ve onlara öğretmek için iki mektup yazdı. He says, my defense to those who examine me is this. Beni sorguya çekenlere karşı kendimi böyle savunurum diyor. Do we have no right to eat and drink? Yiyip içmeye hakkımız yok mu bizim? So should an apostle just be on an eternal fast? Bir elçinin sonsuz bir oruç mu tutması gerekiyor? He's so spiritual. Çok ruhsal bir şey ya diyor. Does he have not right to eat? Yemeğe hakkı yok mu? Wear clothes. Giyinmeye. Have a life. Bir hayat yaşamaya. Do we have no right to take along a believing wife, as do also the other apostles, the brothers of the Lord, and Cephas? Öbür elçiler gibi, Rabbin kardeşleri ve Kefas gibi yanımızda imanlı bir eş gezdirmeye hakkımız yok mu? I mean, when you start traveling with a family, it's even more challenging to travel. Bir aileyle seyahat etmeye başladığınız zaman daha meydan okuyucu oluyor. Amen. Amin. I mean, you know, this last week I traveled with my wife and my daughter. It was triple the work. Bu geçen hafta eşim ve kızımla seyahat ettim. Neredeyse işin 3 katı oldu. I mean, it's, when you're alone, it's different. Yalnız olunca farklı oluyor. Now you have your family with you. Şimdi ailen yanında. They want to do things. Onlar da bir şeyler yapmak istiyor. Onlar yiyor. And they take baths. Onlar banyo yapıyor. I mean, I just take it. My shower is like 3 minutes. Benim duşum yani 3 dakika sürüyor. I can shower in like literally 3 minutes. I'm out the door. 3 dakika içinde duş alabiliyorum ve sonra çıkıyorum. Your wife and your daughter take a bath. It's like 3 hours. The whole ordeal, the hair. Eşiniz ve kızınız banyo yaptığında neredeyse 3 saati buluyor. My hair dries like I just take a towel. My hair's dry. Bir havluyu alıyorum. Sürüyorum hemen başıma. Saçım hemen kuruyor. The hair, the makeup. It's like an hour. Onlar saçlarını yapıyor, makyajıydı. 1 saat sürüyor bu. I just take a little, you know, thing and my hair is done. Ufak bir şey, bir krem alıyorum. Hemen sürüyorum saçıma. Bitti. That's it. Bu kadar. So life is a little bit more challenging in a hotel room with your family. Ailenle birlikte bir otel odasında hayat biraz daha meydan okuyucu oluyor. Three airplane tickets. 3 tane uçak bileti. 3 people eating. 3 kişinin yiyip beslenmesi. 3 people going somewhere. 3 kişinin bir takes yere gitmesi. Takes longer, takes more money, takes everything. It's just more. Daha uzun zaman alıyor, daha fazla para alıyor ve daha fazla şey gerekiyor. Amen. Amin. You're raising a family. You got to take care of your family. Bir aileye bakıyorsun yani, ilgilenmen gerek. And your family needs to be taken care of. Ailenizin de ilgilenilmesi gerek. Your wife needs to be taken care of. Eşinizin de ilgilenilmesi gerek. Your children need to be taken care of. Çocuklarınızın da ilgilenilmesi gerek. Amen. You need more. Çok daha fazlası lazım. It takes more resources to do all of that. Bütün bunları yapmak çok daha fazla kaynak gerekiyor. And that's what he's saying. Do we not have a right to take along a believing wife? O yüzden burada diyor ki yanımızda imanlı bir eş gezdirmeye hakkımız yok mu? And by the way, I want to underline believing. Bu arada imanın altını çizmek istiyorum. I cannot imagine an apostle with an unbelieving wife. Bir elçinin like, imansız bir kadınla evlenmesini düşünemiyorum. I cannot even imagine that. Bunu hayal edemiyorum bile. Fighting the devil out there and then fighting another devil in the home. It's just unbelievable. It's dışarıdaki like, şeytanlara karşı savaşıyor. Evde de bir tanesi It'd var ona like karşı Moses, savaşıyor. Lord, kill me, please. Musa gibi, hani Rab beni öldür artık lütfen. I can't even imagine that. Yani bunu hayal so edemem. So underline bile. Believing. O yüzden imanlının altını çizelim. It's as an emphasis.
It doesn't just say a wife, a believing wife. That's important. Sadece bir eş değil, bir imanlı eş diyor. Altını Amen. Çizmek lazım. Önemli Because if bu. Your wife is not a believer, Çünkü eşiniz imanlı değilse, you don't, you're not even an elder. Bir ihtiyar bile değilsin. So you can't even be an apostle. O yüzden bir elçi olamazsın. I mean, you know, there's some poor Turkish guys trying to pastor churches. Their wives are not even saved. Bazı zavallı Türk pastörler var, kiliseleri önderlik etmeye çalışıyorlar ama eşleri imanlı bile değil. It's tough when your wife is still a Muslim, doesn't even want to come to church. Yeah. Why did they even, first of all, put you in there as an elder? That's the big question, actually. That's the million-dollar question. Zor bir durum. Eşin Müslümanken senin kilisede hizmet etmeye çalışman. Ayrı olarak da kilisede seni niye önder atadılar? O başka bir soru. I mean, that's another. That's the million-dollar question. Milyon dolarlık soru bu. Okay, verse 6. Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working? Altıncı ayet. Geçimi için çalışması gereken yalnız Barnaba ile ben miyim? Whoever goes to war at his own expense. Kim kendi parasıyla askerlik yapar? You have to buy your own uniform, buy your own guns. Kendi üniformanı, kendi silahlarını satın alman gerek. Go buy your own food? No. Gidip kendi yemeğini satın alman gerek. Hayır, öyle bir şey yok. You're a soldier of the Lord. Rabbin asker, bir askerisin. Who's going to pay for that? Bunun parasını kim ödeyecek? The army, the military pays for it. Ordu bunun parasını ödeyecek. Amen. Amin. Who's the army? The church. Ordu kim? Kilise. Amen. Amin. Hallelujah. Who plants a vineyard and does not eat of its fruit? Kim bağ diker de ürününü yemez? Of course you will eat from your own vineyard. Tabii ki kendi bağından yiyeceksin. Amen. Amin. And you'll sell the rest. Gerisini de satarsın. Amen. But you're going to also eat from the fruit. Aynı zamanda da ürününden de yersin. Who tends a flock and does not drink of the milk of the flock? Kim sürü güder de sütünden içmez? Amen. Amen. Not only that, you make yogurt and cheese and... Sadece bundan ibaret değil, yoğurtu da yapılır, peyniri yaparsın, de yapılır. Peyniri de yaparsın, hepsini de güzelce yersin. Oh, eat the yogurt. That's what it says, eat the fat, drink the milk. Amen. O yüzden sütünü iç, yağını da ye. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Make some good organic yogurt and eat it. Güzel organik yoğurtlar yapın, yiyin. Amen. Amen. Hallelujah. Eat the cheese. Peyniri yiyin. Hallelujah. Hallelujah. I like cheese. Peyniri severim. Hallelujah. And just came from the land of cheese and clogs and windmills. Peynir ülkesinden geldim adeta yeni. Hallelujah. Do I say these things as a mere man or does not the law say the same also? İnsansal açıdan mı söylüyorum bunları? Kutsal yasa da aynı şeyleri söylemiyor mu? Yeah, see, the law said the same thing. Yasa da aynı şeyi söylüyor. God's principles are the same. Tanrı ilkeleri aynıdır. Amen. Amin. For it is written in the law of Moses, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain. Musa'nın yasasında harman döven öküzün ağzını bağlamayacaksın diye yazılmıştır. Is it the oxen God is concerned about? Tanrı'nın kaygısı öküzler mi? Bir de öyle bir söyledin ki bitirdin beni abi bir de öyle bir okudun ki Is it oxen God is concerned about?
Is it oxen God is concerned about? Tanrı'nın kaygısı öküzler mi? Everyone say öküz. Herkes öküz desin. Pastör öküz değil yalnız. It's not. Or does he say it all together for your sakes? Yoksa bunu özellikle bizim için mi söylüyor? Ya bizi öküz demiyor. Merhaba baş pastör öküz, nasılsın? Bu da yardımcı pastörüm Öküz Junior. For our sakes, no doubt, this is written that he who plows should plow in hope, and he who threshes in hope should be partaker of his hope. Whew. Kuşkusuz bizim için yazılmıştır bu. Çünkü çift sürenin umutla sürmesi, harman dövenin de harmana ortak olma umuduyla dövmesi gerekir. So, what does it mean you shall not muzzle an ox while it treads out the grain? Harman döven öküzün ağzını bağlamayacaksın ne demek? Okay. That means you don't put a muzzle on the mouth. Yani ağza, çeneye bir harman konulmamalı. Harman şey, bir bağ konulmamalı. So as they're as they are treading out the grain. Onlar çift sürerken. Çift değil. Sürerken. Yani toprağa sürerken. They can eat. Aynı zamanda yiyebilirler. Amen. Amin. They can eat and work. Aynı zamanda çalışıp they can eat from the yiyebilirler. Grain. Amen and work. Hem beslenip hem de çalışabilirler. Amen. So amin. Where are they going to eat? Where are they eating from? Nereden yiyorlar? Nereden yiyecekler? In the field where they're working. Çalıştıkları tarlada. Amen. Amin. Wherever they're working. Nerede çalışıyorlarsa. Whichever area they're working in. Hangi alanda çalışıyorlarsa. That's where they eat. Orada if they're working in the church, kilisede çalışıyorlarsa, they need to eat from that church, kiliseden not some other beslenmeleri gerek, başka bir kiliseden değil. Amen. It's very simple. Bu çok basit. They're working hard. Sıkı çalışıyorlar, gayretli. And I know some people think the pastor is an oxen. Ve biliyorum, an ox. Bazıları pastörlerini öküz sanıyor. But we are people too. Ama biz de insanlarız. We are people. Biz de insanız. Of course, the word ox in Turkish really has a whole other meaning. Tabii Türkçe'de öküz kelimesinin çok farklı anlamları da olabiliyor. If we have sown. By the way, they need to work in hope. Bu arada bir umutla çalışıyor olmaları gerek. Amen. Amin. Not do all this work and not get anything in return. Bütün bu işi yapıp da karşılığında hiçbir şey elde etmemek değil. That's not hope. Umut değil bu. Amen. Amin. They need to work with hope. Bir umutla çalışması the gerek. The hope is that they're going to be taken care of. Umutları da ilgilenilecekleri olmalı.
that their needs will be met also. İhtiyaçlarının da karşılanabileceği. Amen. Amin. Where they're sowing, where they're working hard to help people, that they're going to be blessed. Tohum ektikleri yerde, insanlara yardım etmek için gayretle çalıştıkları yerden bereket almaları. Amen. Amin. Not be taken for granted. Hafife alınmamaları. Ya da hor görünmemeleri. Hor görünmemeleri. Yeah. Or be treated like an ox. Ya da bir öküz muamelesi görmemeleri. Okay. If we have sown spiritual things for you, is it a great thing if we reap your material things? Aranıza ruhsal tohumlar ektiysek sizden maddesel bir harman biçmemiz çok mu? Amen. Amin. So you come to receive spiritually. Siz ruhsal olarak almaya geliyorsunuz. Amen. Amin. That's see we the preachers sow the spiritual things. Bakın biz vaizler ruhsal şeyleri ekiyoruz. That's our seed. Bu bizim tohumumuz. But it's your harvest. Ama hasat sizin. Bu sizin hasatınız. Bu sizin hasatınız. This is your harvest. Bu sizin hasatınız. We're sowing to you. Biz size ekiyoruz spiritually. Ruhsal olarak. We're the ones giving spiritually. Ruhsal olarak veren bizleriz. But you're the ones receiving spiritually. Ama ruhsal olarak alan sizsiniz. The spiritual benefit is to you. Ruhsal yarar sanadır. Amen. Amin. So this is your harvest. O yüzden bu sizin hasatınızdır. Okay. Good question. İyi soru. Here's a question for you. Size bir soru. How can you reap a harvest if you have not sown? Eğer ekmediyseniz, tohum ekmediyseniz nasıl bir hasat biçebilirsiniz? You can go to a church. Bir kiliseye gidebilirsiniz. You can sit there for years. Yıllar boyunca orada oturabilirsiniz. Under a great anointed man of God. Harika Tanrı adamı altında, mesaj altında oturabilirsiniz. Hear some of the greatest teaching. En harika öğretileri işitebilirsin. And receive absolutely zero spiritual growth if you don't tithe. Eğer ondalık vermezsen sıfır bir ruhsal büyüme alacaksın. You will not grow. Büyümeyeceksin. Your ears will be shut. Kulakların kapanacak. Your understanding will be closed. Anlayışınız kapanacak. Because you don't sow. Çünkü ekmiyorsunuz. So you come to sow. Siz ekmeye geliyorsunuz. You sow financially. Finansal olarak ekiyorsunuz. Your tithes, your offerings are your seed. Ondalıklarınız ve sunularınız tohumunuzdur. It's your natural seed. Sizin doğal tohumunuzdur. What is your harvest? Hasatınız nedir? Spiritual. Ruhsaldır. Spiritual growth. Ruhsal büyüme. Gelişme, impartation aktarım, of the anointing, mesajın aktarılması, faith, iman, revelation knowledge, vahiy bilgisi, healing, şifa, blessing, bereket, joy, sevinç, peace, esenlik, all the spiritual blessings that God releases, Tanrı'nın verdiği sağladığı bütün ruhsal bereketler. Amen. Amin. So if you don't give, o yüzden siz vermezseniz, you can't receive. Alamazsınız. Amen. Amin. It's just like this. You can go to the best restaurant in the city. Şöyle işliyor. Şehirdeki en iyi restorana gidebilirsiniz. Walk in the door. Gidin kapıdan içeri. Just tell them I'm not going to pay today but I want to eat all the food. Onlara deyin ki ben bugün ücret ödemeyeceğim ama bütün yemeklerinizi yemek istiyorum. What do you think they'll do to you? Size ne yapacaklar sizce? Show you the door. Kapıyı gösterecekler. Sorry. Üzgünüz. Amen. Amin. But that's how people think. They come to church. Ama insanlar böyle düşünüyor kiliseye geldiklerinde. I'm not going to give anything. Ben hiçbir şey vermeyeceğim. But I want all the blessings. Ama bütün bereketi istiyorum. I want to be blessed. Ben bereketlenmek istiyorum. I want to grow spiritually. Büyümek istiyorum. I want to have great faith. Gelişmek istiyorum. I want to cast out büyük devils, raise the dead, walk on water, turn the water into wine. Suyu şaraba çevirmek istiyorum. Cleanse the lepers. Cüzdanları temizlemek istiyorum. Open blind eyes. Kör gözleri açmak istiyorum. But I'm not going to pay one dime. Ama bir kuruş bile ödemeyeceğim. Another sound effect just in time. Başka bir ses efekti tam yerinde oldu. Amen. Amin. So, go ahead. Go tomorrow. Tamam. Buyurun yarın gidin. To a very expensive restaurant with all the great food. Çok pahalı, güzel bir restorana, harika yemekleri olan bir restorana. Just say, I've come to eat. Deyin ki yemeğe geldim. I mean, I'm hungry. Ben açım. I am so hungry. Ben çok I'm açım. I'm gonna eat like an ox. Öküz gibi yiyeceğim. I mean, I'm just gonna eat I'm gonna eat. Ben yiyeceğim. For the next 3 hours, I'm eating. Gelecek 3 saat ordering everything from the menu. Menüdeki her şeyi sipariş veriyorum. I'm gonna eat till I'm stuffed. I'm gonna explode. Tıka basa dolana kadar, patlayana kadar yiyeceğim. But I'm not gonna pay one penny. Ama tek bir kuruş bile ödemeyeceğim. They'll show you the door. Kapıyı gösterirler size. You can't eat there without paying. Ödeme yapmadan yemek yiyemezsiniz. Amen. Orada. Amin. Hallelujah. Hallelujah. Bir de daha. Bir de daha.
ne yaparlar? Bir de döverler. They will also beat you, he says. So you say, he's saying, if he has sown spiritual things for you, is it a great thing if we reap your material things? Diyor ki, aranıza ruhsal tohumlar ektiysek, sizden maddesel bir harman biçmemiz çok. If others are partakers of this right over you, are we not even more? Başkalarının sizden yardım almaya hakları varsa, bizim daha çok hakkımız yok mu? Amen. Amin. Nevertheless, we have not used this right, but endure all things, lest we hinder the gospel of Christ. Ama biz bu hakkımızı kullanmadık. Mesih müjdesinin yayılmasına engel olmayalım diye her şeye katlanıyoruz. So you can't come and force this right on people. O yüzden gelip bu hakkı zorlayamazsın insanlar üzerine. Hak talep edemezsin. Hak talep edemezsin. But people should understand and do that willingly and cheerfully. İnsanlar bunu anlamalı ve istekli ve sevinçli bir şekilde yapmalı. Amen. Amin. They understand the principles and we don't have to talk about these things, but we have to at some point talk about them in order to teach the principles. İlkeleri bilseler bu tür şeyleri sevinçle yaparlar ama bir nevi bir noktada artık bizim öğretmemiz gerekiyor ki sevinçle bu ilkeleri yerine getirsinler. Amen. Amen. Do you not know that those who minister the holy things eat of the things of the temple and those who serve at the altar partake of the offerings of the altar? Tapınakta çalışanların tapınaktan beslendiklerini, sunakta görevli olanların da sunakta adanan adaklardan pay aldıklarını bilmiyor musunuz? That's what I talked about with the Levites earlier. Leviler hakkında bunu konuştum. Even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. Bunun gibi Rab müjdeyi yayanların da geçimlerini müjdeden sağlamasını buyurdu. Amen. Amin. So how does that happen? How does that happen? Bu nasıl oluyor? Through tithes and through offerings. Ondalıklar ve sunumlar aracılığıyla. Amen. Amin. Partnering with ministries. Hizmetlerle ortak olmak, destek olmak. Supporting them financially. Onları finansal olarak desteklemek. Amen. Amin. And do it regularly. Ve bunu düzenli olarak yapmak. And it's even good to tell them, hey, I will support you this much every month. Ve her ay bu kadar ücretle size destek olacağım demek kadar, de iyi oluyor. Bu kadar bir sunuyla. Sunuyla. Amen. So that they know what's coming in. Böylece neyin geldiğini bilsinler. So they can plan accordingly. Böylece buna göre plan yapsınlar. It's good. İyidir. Amen. So they can, each project has a budget. Her projenin bir bütçesi var. Amen. And you present the budget and then people get behind the vision and give into that budget. Bütçe sunulur, insanlar da bu vizyona verir ve bu vizyonu destekler. Amen. Amin. And the vision is the gospel. Ve vizyon müjde. There's no greater project than the preaching of the gospel. Müjdenin duyurulmasından daha büyük bir proje yok. Amen. Amin. This is a holy project. Bu kutsal bir proje. Amen. Amin. It's a holy mission. Kutsal bir misyon bu. It's God's mission. Tanrı'nın misyonu. Amen. Amin. Preaching of the gospel. Müjdenin duyurulması. Amen. And those who preach the gospel should live from the gospel. Müjdeyi duyuranların da müjdeden geçimlerini sağlamaları buyurdu. Amen. Amin. Hallelujah. Then go to 2 Corinthians chapter 8 verse 24. 2. Korintliler 8:24'e gidelim. And actually, let's just go back and let's read from verse 22. Aslında 22. ayetten okumaya başlayalım. And we have sent with them our brother, whom we have often proved diligent in many things, but now much more diligent because of the great confidence which we have in you. Birçok konuda defalarca deneyip gayretli bulduğumuz, şimdi size duyduğu büyük güvenle çok daha gayretli olan kardeşimizi de bu iki kişiyle birlikte gönderiyoruz. If anyone inquires about Titus, he is my partner and fellow worker concerning you. Titus'a gelince o benim paydaşım ve aranızdaki emektaşımdır. Or if our brethren are inquired about, they are messengers of the churches, the glory of Christ. Öbür kardeşlerimizse kiliselerin elçileri, Mesih'in kıvancıdırlar. Therefore show to them and before the churches the proof of your love and of our boasting on your behalf. Bunun için onlara sevginizi kanıtlayın. Kiliselerin önünde sizinle övünmemizin nedenini gösterin. What is that? Nedir bu? The proof of your love. Sevginizin kanıtı.
The proof of your love. How do you prove love? Sevgiyi nasıl kanıtlarsınız? In word, sözlerle. And in deed, ve eylemlerle. Amen. Amen. Very simple. Çok basit. I love you. Seni seviyorum. And then you prove the love. Ondan sonra sevgiyi kanıtlarsın. With action. Eylemle. With things you give. Verdiğin şeyler. You give gifts to people you love. Sevdiğin kişilere hediye verirsin. Amen. You Amen. Take care of people you love. Sevdiğin kişilerle ilgilenirsin. Amen. Amen. You feed people you love. Sevdiğin kişileri beslersin. Amen. Amen. So what Paul is saying is, I'm sending these brothers to you. Pavlus'un dediği şey şu, bu kardeşleri size gönderiyorum. Titus. Titus. And other fellow workers. Ve diğer emektaşlar. When they come to you. Size geldiklerinde. Prove them you love them. Onları sevdiğinizi kanıtlayın. How? Nasıl? Take care of them. Onlarla ilgilenin. Onlara bakın. Give them a good place to sleep. Kalacak iyi bir yer sunun onlara. Give them good food to eat. Yiyecek iyi yiyecekler sunun onlara. Make sure that they're taken care of. İlgilenildiklerine iyi emin olun. Amen. Amin. Take care of them. Onlarla ilgilenin. Amen. Amin. Be with them. Onlarla birlikte Talk olun. To them. Onlarla konuşun. Make sure they are well taken care of. İyi bakıldıklarından emin olun. Very simple. Bu çok Make önemli. Sure they get a hot bath. Sıcak bir duş aldıklarından emin olun. Whatever. Neyse artık. Ask them what they need. Ne istiyorlarsa, ihtiyaçları var mı sorun. Su ister misiniz? Would you like some fruit? What do you like to eat? Ne yemek istersiniz? Amen. Don't give them leftovers. Onlara arta kalanları vermeyin. Don't give them stuff that you would feed your dog. Onlara köpeğinizi besleyeceğiniz şeyler sunmayın. Amen. Ask them what they would like. What do you like to eat? Ne seversiniz? Do you like fish? Do you like chicken? Balık mı seversin, tavuk mu seversin? Amen. Amin. What do you like? Do you like vegetables, fruits? What ne do you like? Seversin, sebze would you like mi, a salad? Meyve mi, do you like a ister, would you like a soup? Ister misin? What would you like? Misin? Ne istersin? Ask them. Sorun Find onu. Out what they like. Öğrenin ne and, seviyorlar. Amen. And, and bless them with the things they like. Ve sevdikleri şeylerle onları bereketle. Amen. If you give somebody something they don't like, that's not a blessing. Birisine beğenmedikleri bir şey veriyorsanız bu bir bereket değil. Like used tea bags. Kullanılmış çay poşetleri gibi. Terrible. Berbat bir şey. You heard that story? Duydunuz mu hikayeyi? I have friends who were missionaries in Africa. Afrika'da misyoner olan arkadaşlarım var. One day they receive a box from America. Bir gün Amerika'dan bir kutu geliyor. It's supposed to be a blessing. Bunun bir bereket kutusu olması gerekiyordu. They opened the box, somebody a church sent them a box or some Christian sent them a box. Bir kilise mi artık bir Hristiyan onlara bir kutu göndermiş. Açtılar. We love you. Sizi seviyoruz. There's a letter. Mektup We're so var. Proud of you. Sizinle gurur duyuyoruz. You're paying the price for the gospel there in Africa. Afrika'da müjdenin yayılması için bedeli ödüyorsunuz. While we're so comfortable in America. Biz Amerika'da rahat rahat yaşarken. You're over there suffering. Siz orada acı çekiyorsunuz. We love you. Biz sizi seviyoruz. We want to send you these gifts. Size bu armağanları göndermek They istedik. They opened the box. Kutuyu açtılar. Whole bag full of used tea bags. Kullanılmış çay poşeti dolu bir torba buldular. They made their own tea, they drank it. Çaylarını yaptılar, içtiler. And then they took the tea bag and they dried the tea bag. Poşeti almışlar, kurutmuşlar. Instead of throwing in the trash. Çöpe atmak yerine. That's what you know, do, right? Normalde öyle yapıyorsunuz. What do you do with a used tea bag? Kullanılmış çay poşetleri ne olur? Put it in the trash. Çöpe atılır. But they didn't put it in the trash. Hayır, onlar çöpe atmadı. Because they love the missionaries. Çünkü misyonerleri and seviyorlar. And they're gonna prove them how much they love them. Ve onlara ne kadar sevdiklerini so göstermek they saved istiyorlar. All these tea bags. Bütün bu çay poşetlerini biriktirmişler. Used tea bags. Kullanılmış çay poşetleri. Amen. Put them in a bag. Bir torbaya koymuşlar, kutuya yerleştirmişler. Ve göndermişler. Wow. Vay canına. So you think I'm worthy of something that you're supposed to put in the trash? Çöpe atman gereken bir şeye layık olduğumu mu düşünüyorsun? And you tell me you're proud of me for preaching the gospel, suffering in Africa, so I should suffer some more with your used, ugly, disgusting tea bags. Müjdeyi duyurduğum için Afrika'da müjdeyi duyurma uğruna acı çektiğim için bundan daha fazla acı çekmemi mi istiyorsun? O çay poşetlerini bana gönderiyorsun. Kullanılmış çay poşetlerini. I'm not suffering enough. Yeteri kadar acı çekmiyorum zaten. Thank you for helping in my sufferings. Acı çekmeme katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Sharing the sufferings of Christ. Mesih'in acılarını paylaşıyoruz. People are stupid. İnsanlar that's disgusting. Bu çok iğrenç. That's terrible. Bu berbat bir şey. Those people should be slapped. O insanların tokatlanması gerek.
get some fivefold ministry. Beş katlı hizmeti tatmaları Isn't lazım. Isn't that disgusting? Çok iğrenç bir şey bu. Something that you should put in a trash can, trash bag. Trash you're sending it to somebody is a blessing. Çöpe atmanız gereken bir şeyi başkasına bereket niyetinde gönderiyorsunuz. There were other things in the box. Kutuda başka şeyler de vardı. Used socks with holes in them where their toes would stick out. Kullanılmış delikli çoraplar, hani giydiklerinde parmakları çıkacak. At least have the decency to sew the holes up. En azından o delikleri dikecek nezaketi sunun, gösterin. And the socks were dirty. They hadn't even washed them. Çoraplar da kirliydi, yıkanmamışlardı bile. I'm telling you the truth. Gerçeği söylüyorum size. I am telling you the truth. Size gerçeği söylüyorum. Disgusting. Your smelly socks. İğrenç bir şey. Kokuşmuş çorabınız teabags. Ve kullanılmış çay poşetleriniz. That's a shameful act. Bu çok utanç verici bir hareket. Especially to a minister of the gospel. Özellikle hizmet, müjdenin bir hizmetkarına yapılacak çok ayıp bir davranış. We got another prayer request. Şükran Biliç, İstanbul Şifa alması ve iman etmesi için, aile fertlerini iman etmesi için dua istiyor. Someone from Istanbul wants prayer for healing and for the family. Murat Bey Kıbrıs'tan, from Cyprus. Mr. Murat, zor durumdayım. İblis sürekli ayartmaya çalışıyor. Yarın sınavım var, engelliyor. Rab bana bilgelik versin. Üzerimde sanki iblis tümen gibi. Rabbin sözünü istemiyorlar. Kurutuyorlar. Bana dua eder misiniz? Kardeşim, senin çok yardıma ihtiyacın var. Tümen olduğunu nereden biliyorsun? Yalan söylüyor. Tümen falan yok. İnanma bunlara. Bu bir yalan. İblis yalancıdır. Tümen falan yok. Bir tane şöyle yarım metre boyunda sağır dilsiz kötü kekeme bir cin, o kadar. IQ'su da 3. Lütfen. Tümen falan yok. Ha? Aman Tanrım. İntihar mı etmek istiyor? Let's pray for this young man right now. Bu genç adam için dua edelim şimdi. In Cyprus. Kıbrıs'ta. In the mighty name of Jesus. İsa'nın yüce adıyla. I take authority over these demons of hell. Bu cehennemden gelen cinlerin üzerine yetkimi kullanıyorum. I take authority over this attack against your life. Hayatına karşı olan bu saldırı üzerinde yetkimi kullanıyorum. I take authority over that spirit of death. O ölüm ruhuna karşı geliyorum. I take authority over all those foul demons. O kötü cinler ruhlara karşı geliyorum. İsa, in Jesus' name. İsa'nın adıyla. I command those foul spirits to leave you now. O kötü ruhlara emrediyorum, seni şimdi terk etsinler. Leave him in Jesus' name. Defolun İsa'nın adıyla. I rebuke you, demons. Sizi azarlıyorum cinler. Be gone. Gidin. Loose him and let him go. Onu rahat bırakın, gidin. I break every curse. Her türlü laneti kırıyorum. I break bondage. Tutsaklığı kırıyorum. In Jesus' mighty name. İsa'nın yüce adıyla. And I release the fire of the Holy Spirit upon you right now. Kutsal ateşin üzerine gönderiyorum in şimdi. In mighty name. Lord, touch him right now. Rab, şimdi ona dokun. Anoint him by your Holy Spirit. Onu kutsal ruhunla Let mesela. The power of the Holy Ghost come upon him now. Kutsal'ın gücü onun üzerine gelsin şimdi. Touch him, Lord, right ona now. Ona dokun. Set him free. Onu özgür kıl. Set him free. Touch onu him, touch kıl. Him. Gorianda masikerianda lamando. Baranda lineste pora baganda. Ramondi este pabarangerianda. We speak life to you. Yaşam ilan ediyoruz sana. Healing, şifa, joy, sevinç, peace, esenlik, freedom, özgürlük. Lord, touch him right now, please. Rab, onunla dokun şimdi. Fill him, encourage him, encourage him. I break discouragement off of him. Teşvik kırıklığını üzerinden alıyorum. I break this spirit of death over his life. Hayat üzerindeki ölüm ruhunu kaldırıyorum. And I speak life. Ve yaşam life, 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 yaşam, life. You will live and not die. Yaşayacaksın, ölmeyeceksin. And you will show forth God's glory. Ve Tanrı'nın görkemini, yüceliğini göstereceksin. Thank you, Jesus, for this young man. You touch him right now. İsa, teşekkür ederim bu genç adam için. Bless him. Let your peace come upon him right now. Bereket de onur abi, esenliğin üzerine And this person writing from Istanbul, Şükran, healing. I decree healing over her life. I release healing to the family in the mighty name of Jesus. I break every sickness and disease over their lives. And I release healing. I release a peace, I release restoration in Jesus' name. Hallelujah. Thank you for your anointing right now, Lord, touching these people. Mesajın için teşekkür ediyoruz, insanlara dokunuyor şimdi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Teşekkürler İsa. Proof of our love. Sevgimizin kanıtı. Amen. Amin. Proof of our love. Sevgimizin kanıtı. Hallelujah. So don't just say, oh, we love your ministry.
Ah, hizmetinizi beğeniyoruz, seviyoruz demeyin sadece. We get so much of that from our TV viewers. Televizyon izleyicilerimizden çok gelen yorumlar bunlar. Oh, just thank you. You help me so much. Teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldunuz. We love your ministry. I watch your sermons every week. Hizmetini seviyoruz. Her hafta vaazınızı dinliyorum. Okay, then you need to put your money where your mouth is. Tamam, o zaman ağzınızın olduğu yere, dilinizin olduğu yere paranızı da koymanız gerekiyor. Let me show some love. Sevgi göstermeniz. Show some action. Eylem gösterin. Send offerings. Sunumlar gönderin. Lots and lots of offerings. Bol bol sunum gönderin. Because you said we love you so much. Çünkü siz dediniz ki sizi çok seviyoruz. Then let's see some so much offerings from you. Biz de sizden çok sunular görelim o zaman. Amen. Amin. That's what you're supposed to do. Böyle yapmalısınız. But you know, it's the generation that we're in, the times that we're in. Ama maalesef bulunduğumuz nesil, dönem. And people watch on a screen. İnsanlar ekrandan izliyor. And they basically hide behind that screen. Ve resmen o ekranın arkasında gizleniyorlar. Because we don't see them. Çünkü biz onları görmüyoruz. They see us. Onlar bizi görüyor. We don't see them. Biz onları görmüyoruz. They're kind of invisible to us. Bize bir nevi görünmezler. Amen. Amin. But God sees. Ama Tanrı görüyor. God sees. Tanrı görüyor. And so they just sit at home. Onlar evde oturuyor. On TV. Televizyon karşısında. On computer. They just keep supposedly getting all this great teaching. Bilgisayar başında güya bu harika öğretileri alıyorlar. And some of them have been sitting in front of that screen for 7, 8, 9 years. Bazıları o ekran başında 7, 8, 9 yıldır oturuyor. And they haven't done a single thing for the Lord. Rab için tek bir şey yapmadılar bile. And I just don't understand. If you get all my teachings, something should have changed by now. O yüzden anlayamıyorum. Bütün öğretilerimi alıyorsan bir şeyin değişmiş olması gerekiyor. Right by now you should be shaking some city or some nation somewhere. Şu anda bir yerde bir ulusu, bir şehri sarsıyor olman gerekiyor. I mean you should be winning souls. Can kazanıyor olmalısın. You should be healing the sick. Hastaları iyileştiriyor olmalısın. You should have olmalısın. Great faith. Büyük bir imanın olmalı. I mean you should be prospering. Yani zenginleşiyor olmalısın. Amen. Amin. I mean you should be very victorious. Çok zaferli olmalısın. I mean you should, some of them should have planted churches by now. Bazıları şimdiye de kilise kurmuş olması gerekiyor. I mean they should be like, I mean preaching the gospel, getting people saved, müjdeyi casting out devils. Olmalı. İnsanları kurtarıyor, cinleri kovuyor olmalı. Nothing. Ama hiçbir şey yok. Nothing. Hiçbir şey. So how are you telling me it's great teaching? You've done nothing. O yüzden bana nasıl oluyor da harika bir öğretiydi diye biliyorsun. Sen hiçbir şey yapmadın. And they'll never do anything. Ve hiçbir şey yapmayacak. You know why? Niye biliyor musunuz? Because those teachings will never benefit them. Çünkü o öğretilerden hiçbir zaman yarar almayacaklar. It'll only be head knowledge. Sadece kafa bilgisi olacak onlar için. As long as they sit behind the computer, it'll only be head knowledge. Bilgisayar başında oturdukları müddetçe sadece kafa bilgisi olacak bu. There'll never be any action. Asla bir eylem olmayacak. They'll never apply the word they hear. Asla duydukları bir sözü uygulamayacaklar. Because they don't give. Çünkü vermiyorlar. They need to you need to take the step of the action of giving. Verme eylemini gerçekleştirmen gerek. Very easy right now. Çok kolay şu an. Just move your finger, take your finger. Parmağınızı alın. I don't know what if it's an iPad or iPad some touch screen. Artık there's a button called otomatik ekran artık. Donation. Bağış yazan bir buton var. Ben touch dokunun. Go to the screen. Ekrana gidin. Amen. And then pull out your credit card, kredi bank kartınızı card. Çıkarın banka kartınızı. Type yazın. If you're on a computer, the mouse moves like this. Bilgisayardaysanız mouse şöyle hareket ettirilebiliyor. Right, it goes like this. Şöyle dolanabiliyor mouse. Click. Tıklayın. On donation. Bağışa tıklayın. There's a beautiful screen. Çok güzel bir Very ekran açılıyor. Simple. Çok basit. Give. Verin. It says donation. Bağış diyor. Click. Tıklayın. You go to another screen. Başka bir sayfa açılıyor. Beautiful. Very simple. Çok güzel bir sayfa. Çok basit. Put in the information from your credit card. Kredi kartı bilgilerinizi card, de koyun. Banka kartınızın bilgilerini and koyun. Click. Send. Ondan sonra göndere basın. Boom. It comes. Güm. Gidiyor. It's very quick. Çok hızlı. I mean just as quick as the video comes to you. Video sana nasıl bu hızla gelebiliyorsa? Through the internet. İnternet hızıyla. The money comes this way. Para da bu yöne doğru hızla geliyor. Video goes this way. Video pat diye o yöne gidiyor. Money comes this way. Para şıp diye bu yöne geliyor. See, that's how it works. Böyle oluyor işte. Right? This way.
O yöne. And then back this way. Ondan sonra bu yöne geri bir şekilde. If there's nothing coming back this way. Bu yöne geri gelen bir şey yoksa. The one that's going back, going this way. Bu yöne doğru giden şey. Goes in here. Buradan giriyor. And goes out here. Şuradan da çıkıyor. Or goes in here. Ya da buradan or giriyor. Or goes out here. Şuradan çıkıyor. It's how it works. Böyledir. Böyle if you wanted to go in here. Buraya girmesini istiyorsan. And burn. Yanmasını and explode, patlamasını and istiyorsan then go out, ve dışarı çıkmasını and istiyorsan shake lives, hayatları sarsmak, etkilemek istiyorsan you have to go and click on donation. Bağışa tıklamanız gerek. Take some responsibility. Biraz sorumluluk üstlenin. Don't hide behind the screen because I can see you. Ekran başında gizlenmeyin çünkü ben sizi görebiliyorum. Beni buna koyun. I can see you. Seni görebiliyorum. Yes you. Evet sen. Yes. Evet you. Aynen sen. Yes. Evet. Yes you. Evet sen. I see you. Seni görebiliyorum. You didn't think I could see you. Seni görebileceğimi düşünmüyordun. I can see you. Seni görebiliyorum. I have eyes in the back of my head too. Başımın arkasında da gözlerim I can still var. See you. Hala görebiliyorum. I have seven eyes. 7 gözüm var benim. I have seven eyes. 7 gözüm var benim. That sees like Superman through walls. Superman gibi duvarların ötesini I de have görebiliyorum. X-ray vision. Öyle bir görüşüm var ki X-ray görüşüm var. You say, how do you see me? Nasıl görebiliyorsun diyebilirsin. The Holy Spirit. Kutsal Ruh. Sees you. Seni görüyor. And he is in me. Ve o benim içimde. I don't think there's anybody left watching. Anybody left watching? İzleyen kaldı mı sen? İzleyen kaldı mı? The moment I saw them, they onları gördüm. Turned it off so I couldn't see them. Kapattılar ki görmeyeyim onları. Herhalde. So they think that when they turned it off, I can't see them. Sanıyorlar ki kapatınca ben onları göremiyorum. I think maybe somebody they turned off this website and they went to a porn website. That's even worse. Sanırım birisi bu siteyi kapattı bizim web sitemizi ve bir porno web sitesine gitti. That's even worse. Bu çok daha kötü. Lord help them. Rab onlara yardım etsin. What? How many watching? Kaç kişi izliyor? Huh? More viewers came. Daha fazla izleyici geldi. They had left, but when I said I see them, they came back. Ayrılmışlardı ama onları gördüğümü söyleyince geri geldiler. And some of them, I mean, they're, you know, they got Facebook open on one side, and then they got the stream on the other side. Bazıları bir pencerede Facebook açmış, öteki pencerede de yayın var. And they wonder why they don't get anything. Merak ediyorlar niye bir şey elde edemiyorlar diye. Galatians chapter 6 verse 6. Galatyalılar 6. bölüm 6. ayet. Let him who's taught the word share in all good things with him who teaches. Tanrı sözünde eğitilen kendisine eğitenle bütün nimetleri paylaşsın. All things. Her şey. Bütün nimetleri. Not just words. Sadece sözler değil. But also money. Aynı zamanda para. Because we need that. Çünkü ihtiyacımız var. To run the ministry. Hizmeti devam ettirmek için. The Amplified says contributing to his support. Genişletilmiş çevrede diyor ki onun işine destek olmak amacıyla katkıda bulunmak. Yeah. And then well, we read 1 Corinthians 9 quite a bit there. So these are principles. Bunlar ilkelerdir. And we must understand them. Bunları anlamalıyız. And we must know why we give. Ve neden verdiğimizi bilmeliyiz. One pastor said, I don't like to talk about natural things in church, like money.
Bir pastör demişti ki kilisede doğal şeyler hakkında konuşmayı sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Para gibi doğal şeyler. Money is not natural. Para doğal değil. It's very spiritual. Çok ruhsal bir şey. Very 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 spiritual. Çok çok ruhsal bir şey. Amen. And if we don't talk about money, ve paradan bahsetmezsek, the world will talk about money. Dünya paradan bahsedecek. That's all the world talks about. Dünya sadece bundan bahsediyor. Money, 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 money. Para, para, the world para, talks para. About money. Dünya paradan bahsediyor. And if you get your information from the world, you're in trouble. Ve bilgini dünyadan elde ediyorsan başın dertte. Amen. Amen. Jesus talked about money. İsa paradan bahsetti. One third of his parables were about was about money. Benzetmelerinin üçte biri para hakkındaydı. Amen. Amen. One out of seven scriptures in the New Testament is about money. Yeni anlaşmadaki 7 ayetlerden bir tanesi. 7 ayetten biri. 7 ayetten her 7 ayetten biri parayla ilgili. So that's a very significant amount. Bayağı büyük bir rakam bu. Amen. Amen. Hallelujah. So one third of our preaching should be about money. O zaman vaazlarımızın üçte biri para hakkında olmalı. Because Jesus spent one third of his time teaching about money. Çünkü İsa zamanının üçte birini para hakkında öğreterek geçirdi. Well, somebody said to me, no, he didn't. Birisi demişti ki, ha, hayır olamaz, öyle yapmış. Of course, yapmadı. He didn't always say money. Tabii, her zaman para demedi. Sometimes he talked about stewardship. Bazen kahyalık hakkında konuştu. Sometimes he talked about being trustworthy. Bazen güvenilir olmaktan sometimes bahsetti. Sometimes he talked about having a heart that's not greedy. Ve bazen cimri olmayan bir yüreğe sahip, açgözlü olmayan bir yüreğe sahip olmamaktan bahsetti. Sometimes he talked about being generous. Bazen cömert olmak hakkında konuştu. Sometimes he, one time he was in a guy's house. Bir keresinde bir adamın evindeydi. And the man begins to repent. Adam tövbe etmeye başladı. Little short man. Kısa bir adam. Zacchaeus. Zakkay. And he starts giving money to everybody. Ve herkese para dağıtmaya başladı. And Jesus said, salvation has come to this house. Ve İsa dedi ki bu eve kurtuluş geldi. So the guy got saved by giving money. Adam para vererek kurtuldu. Right? Değil mi? That was his repentance. Bu onun tövbesiydi. Why? Neden? How did he get saved? Nasıl kurtuldu? He repented. Tövbe etti. By giving money. Para vererek Why? Tövbe etti. Neden? Because before he was taking money from all the people. Çünkü öncesinde insanlardan para alıyordu. He was greedy. O açgözlüydü. He was slimy. He was a scumbag. Resmen bir pislik. Üçkağıtçıydı. Kalpazan. So he changed. Değişti. Instead of taking, almak yerine, he said, I'll give four times what I've stolen. Çaldıklarımın dört katını size vereceğim dedi. He was a thief. Bir hırsızdı kendisi. He repented. Tövbe etti. And his repentance was not just in words. Ve onun tövbesi sadece kelimelerden ibaret değildi. It was in action. Eylemde içeriyordu. He didn't go say, I'm so sorry. Gidip ben çok üzgünüm. I'm sorry, I'm really sorry. Gerçekten I çok regret üzgünüm. It. Pişmanım. I've taken a lot of money from the people. İnsanlardan çok para aldım. And he could have gone out and said, I'm sorry, please forgive me. Duyuru yapabilirdi. Özür dilerim, lütfen beni bağışlayın. He started giving money. It's easier to forgive when you give back people's money. Hayır, para vermeye başladı. İnsanların parasını geri vermeye başladığın zaman verdiğinde bağışlamaları daha kolay oluyor. Especially if you give four times back. Hele dört katını geri verdiğinde. They're your best friend now. En iyi arkadaşın oh, oluyorlar. I hated you. Senden nefret ediyordum. But I like you now. Ama şimdi seni seviyorum. Thank you. Teşekkür ederim. I thought you were a scumbag. Seni bir kalpazan sanıyordum. No, you're my friend. I like you. You're not so bad after all. O kadar Thank da kötü you. Değilmişsin. Teşekkür ederim. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Teşekkürler İsa. This was like a Bible school class today. Bu bir İncil okulu dersi gibi oldu bugün. Amen. Amin. Did you learn something today? Bir şeyler öğrendiniz mi bugün? Amen. Amin. I learned something too. Ben de bir şeyler öğrendim. Everybody's happy. Herkes mutlu. Everybody liked the teaching. Herkes öğretiyi beğendi. Everybody's smiling at me. Herkes gülümsüyor bana çünkü. No gnashing of teeth. Diş gıcırdatma yok. Nobody foaming at the mouth. Kimse ağzında köpürmüyor. Amen. Nobody going. Kimse hırlamıyor böyle. Nobody covering their ears going. La 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 la. Kimse kulaklarını kapatıp la 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 diyemiyor. It's pretty good. Bayağı iyi. Amen. Amin. Even the ones watching online. Yeniden izleyenler bile. They stayed. Kaldılar. And some more joined. Daha fazla insan katıldı. They called their friends, said, "You need to watch right now." Arkadaşlarını çağırdılar. Şimdi izlemen lazım dediler. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Teşekkürler İsa. Thank you, Lord. Teşekkürler Rab. That's going to be hard for me to read.
benim için okuması zor olacak. Is this a full Bible or? Kutsal kitap mı bu? Yes, of course. It's backwards. You guys are just ters backwards. Mi? Siz çok ters insanlarsınız. It's like driving on the wrong side of the road. Yolun yanlış tarafında araba kullanmak gibi. It's like that in Cyprus. Kıbrıs'ta öyle. Hallelujah. Thank you, Jesus. Teşekkürler İsa. Are you ready? Hazır mısınız? Huh? You ready to feed me? Beni beslemeye hazır mısınız? No, I don't eat that much. O kadarı gerekmiyor bana. You ready to feed the ministry? Hizmeti beslemeye hazır mısınız? Bring some food to the storehouse. Rabbin evine, tapınağa, ambara yemek getirmeye hazır mısınız? So we may have food. Böylece yiyeceğimiz olsun. Take care of the people. İnsanlarla ilgilenebilirim. The workers. Çalışanlarla. The needs. İhtiyaçlara. Yeah, it's important. Evet, somebody's got to take care of them. Birisinin bunlara ilgilenmesi gerekiyor. Somebody's got to pay the bills. Birisinin faturaları ödemesi gerekiyor. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Teşekkürler İsa. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. I was hoping that, well, it's a funny thing. I'll say one more thing. Bir şey daha söyleyeceğim. Listen, as the church, kilise olarak, as Christians, Hristiyanlar olarak, we need to stop looking to the government to take care of us. Bize bakması için devletin eline bakmayı bırakmalıyız. I wish the government would give us a building. Keşke, I don't want a building from the government. Keşke devlet bize bir bina verebilseydi. Ben devletten bir bina istemiyorum. I don't want their building. Onların binasını istemiyorum. It always comes with strings attached. Her zaman bunun arkasında şartlar, koşullar vardır. The government giveth and the government taketh away. Devlet verir ve alır da. Look, they just took the church in Diyarbakır. Diyarbakır'daki kiliseyi geri aldılar. El koydular. 6 tane kiliseye. Six churches in Diyarbakır. Diyarbakır'daki 6 tane kiliseye el konuldu. Yeah. So, I don't trust the government. O yüzden devlete güvenmeyin. Don't expect anything from the government. I'm not looking for a handout from the government. Devletten bir şey beklemeyin. Ben devletten sadaka beklemiyorum. At, maybe the government will give the churches buildings one day. Hey, never gonna happen. I'm not looking. I'm not bina believing verecek. That. Asla olmayacak. No, İnanmıyorum ben. We need to believe God. Biz tane iman etmeliyiz. Prosper. Zenginleşmek için. And go için. Pay cash. Ve gidip nakit ödemek için. Amen. Amin. And if they take it, we go pay cash for another one. Onlar bu alırsa biz de başka bir bina that için nakit öderiz. Spit. No. Mesedilmiş bir tükürük. Amen. Amin. I told you I don't intentionally spit on anybody. Söylemiştim size ben bilerek istek but sometimes, içerikten tükürmüyorum ama unintentionally, bazen isteksizce some anointing flows out of my mouth. Mesedişi ağzımdan akı veriyor bazen. Amen. Out of my belly is flowing rivers. İçimden ırmaklar akıyor. Of living water. Yaşam suyu. That was living water by the way. O yaşam suyuydu bu arada. Hallelujah. Hallelujah. So, thank you Jesus. Teşekkürler İsa. We don't need to be looking at the government. Devletin eline bakmıyor olmamız no, gerekiyor. No, I'm not asking the government for any buildings. Devletten hiçbir bina talep etmiyorum. Because they'll give it today and they'll take it back the çünkü next. Bugün next verirler, year. Ertesi gün el koyarlar. We need to believe God. Tane iman etmeliyiz. Amen. And prosper. Zenginleşmeliyiz. And buy what we need to buy. Ve satın almamız gereken şeyleri satın almalıyız. That's how it needs to work. Böyle olmalı. Amen. Amin. So, granted, how many are in this room? I don't know, 40. Kaç kişi bu odada? 40 mı? 46. 46. Okay, you gotta, including the kids. Çocuklar dahil. 50. 50 okay. Kişiyiz. 50 with the kids. Çocuklarla 50 kişiyiz. Okay. That's good. Güzel. That means in this room. Bu demek oluyor ki bu odada. There's gotta be some millionaires. Birkaç milyoner olmalı. Oh yeah. Evet. Because we need millionaires, we need millions, so we need some millionaires. Çünkü bize milyonlar gerek, milyonerler lazım. Amen. Amin. Who wants to win a million? Kim bir milyon kazanmak kim istiyor? Kim milyoner olmak istiyor? Kim milyoner ha? Olmak istiyor? Ha? Who wants to be a millionaire? Kim milyoner olmak istiyor? Okay. You sure? Emin misiniz? Let's start with a million. We can then move to the billion and all that. But let's start with a billion first. Milyonla bir başlayalım. Million. Milyarlara geçeriz. Milyonla amen. Başlayalım minimum. So if 5 millionaires bring a million each, we buy a building. 5 tane milyoner birer milyon getirse bir bina alırız. And then we'll probably need another million or two to
fix it up. So we need 10 millionaires. Tadilatı için de 1-2 milyon daha gerekir. Bize 10 tane milyon. We need 10 people giving 1 million. 10 kişinin birer milyon vermesi gerek. Because it's not going to happen with 1 million people giving 10 lira. 1 milyon kişinin 10 lira vermesiyle olmayacak bu çünkü. Is that Jesus will come back before that ever happens. Öyle para birikene kadar İsa gelir zaten. So we need 10 people to give a million each. O yüzden 10 kişinin her birinin 1 milyon vermesi gerek. That's what we need. Buna ihtiyacımız var. And we need it like soon. Yakında lazım bu bize. Very quickly. Çok çabuk. That's how it's going to work. Böyle olur ancak. Some people need to break through. Bazılarının yarıp geçmesi gerek. And come into millions. Milyonlara ulaşması gerek. One way or another it has to happen. Bir şekilde öyle ya da böyle olmalı. And so here's the thing. Olay şu. You can just sit here and amen, I take it. Ya da oturur, amin alıyorum falan. But you have to do something. Ama bir şey yapmalısın. You have to do something. Bir şey yapmalısın. It's not going to just fall on your lap. Kucağına düşmeyecek. You have to do something. Bir şey yapmalısın. You have to take action. Eyleme geçmelisin. You have to pray. Dua etmelisin. And you have to pursue this with a holy passion. Ve bunu kutsal bir tutkuyla kovalamalısın, peşinden gitmelisin. You can't just wait for it to happen. You have to make it happen. Öylece olmasını beklememelisin, gerçekleştirmelisin. We need action. Eylem lazım. We need to make it happen. Bunu gerçekleştirmeliyiz. Somebody has to do something. Birisinin bir şey yapması gerek. Amen. Amin. So if you have that million now, we'll take it tonight. That'll be great. O yüzden 10 milyon sizdeyse bu gece alırız. Harika olur. We'll take it right now. Şimdi alırız. That'll be great. Harika olur. We'll also take 100,000. 100 bin de alırız. Take 10,000 would be great too. 10 bin de iyi olur. Alırız. 1,000. 1,000. Anybody giving 1,000 tonight? Bin veren var mı bu gece? Someone giving 1,000. 500. 500 veren. Do I have to go all the way down to 10? 10'a kadar inmem mi lazım? To find some winners. Bulmak için. Kazananları bulmak için. Please. Lütfen. 100? 100. Yeah, we got a long way to go. Evet, uzun bir yolumuz var. Yeah, we got a long way to go. Uzun bir yolumuz var. I don't know if I should even wait on that. Maybe bilmiyorum I need artık. To go make it happen myself. Bekleyeyim mi artık bilmiyorum. Belki gidip kendim gerçekleştirmeliyim. Hallelujah. Well, I'm going to come into millions. Ben milyonlara ulaşacağım. I'm a millionaire. Milyonerim ben. I am. Öyleyim. You didn't know that? Bilmiyor muydunuz? Yeah, I'm a millionaire. Milyonerim ben. You know why? Neden biliyor musunuz? Because I believe it and I said it. Çünkü inanıyorum ve bunu söylüyorum. So I'm a millionaire. O yüzden milyonerim. That's it. Böyledir. Very simple. Bu kadar basit. By faith. İmanla. I'm a millionaire. Milyonerim. Thank you, Jesus. Teşekkürler İsa. He's already, if I already was healed. Önceden iyileşmişsem. When was I healed? Ne zaman iyileştim ben? 2,000 years ago. 2000 yıl önce. When were you healed? Siz ne zaman iyileştiniz? 2000 years ago. 2000 yıl önce. So when did you become a millionaire? Ne zaman milyoner oldunuz? 2000 years ago. 2000 yıl önce. So you already are a millionaire. O yüzden siz bir milyonersiniz. Say this after me. I am. Benden sonra tekrar edin. Ben. A millionaire. Milyonerim. That's it. Bu kadar. I am a millionaire. Ben bir milyonerim. Say that every day. Her gün bunu söyleyin. I'm a millionaire. Ben bir milyonerim. I'm a millionaire. Ben bir milyonerim. Say it 10 times a day. 10 kere söyleyin. Say it a million times. Milyonca kez söyleyin. I'm a millionaire. Ben bir milyonerim. And then act like a millionaire. Ondan sonra milyoner gibi davran. Think like a millionaire. Milyoner gibi düşün. Talk like a millionaire. Milyoner gibi konuş. Then give like a millionaire. Ondan sonra milyoner gibi ver. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Teşekkürler İsa. Glory to God. Rabbi Jesus. All right. Tamam. We're good? Yes. All right. So we'll take those millions and
and whatever you have right now. Ve şu anda vereceğiniz nefes alacağız. Give me something to eat first. Önce bana yiyecek bir şey verin. Amen. Amin. Then you can eat for many days. Ondan sonra günlerce yiyebilirsiniz. Hallelujah. Amin. Ushers, go ahead, pass out the offering envelopes. Görevliler, sunda zarflarını dağıtınız. Amen. Amin. If you'd like an envelope, zarf isterseniz, lift your hand. Elinizi kaldırın. Lift two hands. İki elinizi kaldırın. If envelope is too small, you need a bucket. Zarf küçük geldiyse bana kutu lazım diyorsan. Like I said before, you can give online. Daha önce de dediğim gibi canlı yayından verebilirsiniz, online verebilirsiniz. You can also use bank account information to wire money. Aynı zamanda para havale etmek için banka bilgilerini kullanabilirsiniz. That information is also on our website. O bilgiler web sitemizde, banka hesap bilgileri. In the same donation page, you can find those as well. Bağış sayfası. Turkish lira account. Var. Türkçe lira, Türk lirası geçer. Türkçe lira. Türk lirası geçerli. Türk lirası hesabı. Hesabı. Euro account. Avro hesabı. Dollar account. Dolar hesabı. Whatever. Neyse. And then you can send Western Union. Ondan sonra Western Union gönderebilirsiniz. PTT. PTT'den. Yeah. People send money through PTT. İnsanlar PTT'den. I didn't know that was possible, but it's happened. Mümkün olduğunu bilmiyordum ama mümkünmüş. Amen. You can send a truck. Tır gönderebilirsiniz. Amen. Amin. Hallelujah. Praise God. Father, in Jesus' name. Baba İsa'nın adıyla. I stand here tonight. Bugün burada duruyorum. And I ask you to give us millionaires in this church. Senden bize bu kiliseye milyonerler yetiştir. Raise up millionaires in this church. Bu kilisede milyonerler yetiştir. Raise them up, Lord. Onları yetiştir Rab, yükselt. We thank you for it. Bunun için şükür. We believe in for supernatural millionaires. Doğaüstü milyonerler için iman ediyoruz. Not those that will not just have millions. Sadece milyonlara sahip olacaklar. But those who will give millions. Milyonlar verecek kişiler. Millionaire in their giving. Verişlerinde de milyonerler olan. Millionaires in their giving. Verişlerinde milyonerler olan. I ask you in Jesus' name. Senden sizden istiyoruz İsa'nın adıyla. And I thank you that it's done. Olduğunu ilan ediyorum. And I thank you, Lord. Teşekkür ediyorum Rab. That there are people who here who are going to take this by faith. Bunu imanla alacak olan insanlar burada. In Jesus' name. İsa'nın adıyla. Who's going to take this by faith? Kim bunu imanla alıyor, kabul ediyor. Who's receiving this? Kim bunu alıyor, kabul ediyor. Thank you Jesus. Teşekkürler İsa. Thank you Jesus. Teşekkürler İsa. Thank you Jesus. Teşekkürler İsa. Amen. Ushers, go ahead and put the baskets here. Görevler, gelin sepeti buraya koyun. And then you can come and give as you're ready. Gelip verebilirsiniz hazır olduğunuzda. I want to pray for everyone who has their own business or wants to start a business. Kendi işine sahip olan kişiler ya da bir iş kurmak isteyen kişiler için dua etmek istiyorum. You already have a company. Bir şirketiniz var. Or you want to start a business, start a company. Ya da bir şirket, bir iş sahibi olmak istiyorsunuz. Kurmak istiyorsunuz. Kurmak istiyorsunuz. I'm going to lay hands on you. Size el koymak istiyorum. Come. Gelin. I should put them up in the. Görevler onları. You have your own business. Come. Kendi işiniz, şirketiniz varsa. Or you want to start your own business. Ya da kendi işinizi kurmak ya da şirketinizi kurmak istiyorsunuz. You have a desire in your heart to start your own business. Kalbinizde böyle bir istek varsa, arzu varsa gelin. Put her next to her husband. Eşinin yanına koyun onu. Denizciğim şu bayanı yer değiştir. Amen. Amin. You have your own business or you want to start your business. Kendi işiniz var ya da bir iş kurmak istiyorsunuz. This is a calling from the Lord.
Bu Rab'den gelen bir çağrıdır. This is a calling from the Lord. Bu Rab'den gelen bir çağrıdır. There's a special anointing for this. Bunun için özel bir mes var. Amen. Amin. You can do it in the natural. Doğal olarak bunu yapabilir. Or you can do it in the supernatural. Ya da doğaüstü olarak bunu yapabilirsiniz. You need to do it with the anointing. Bunu mes edişle yapmalısınız. Amen. Amin. I'm going to pray for an anointing on you. Üzerinize gelen bir mes için dua etmek istiyorum. Amen. Amin. For business. İş için. Anointed to create wealth, anointed for business. Servet yaratmak için mesedilmiş, iş için mesedilmiş. In Jesus name. İsa'nın adıyla. Thank you Father. Thank you Father. Broda bangari dişteri bandala mononda varyanda. Thank you for your anointing. Thank you for your anointing. Thank you for your anointing. In Jesus name. In Jesus name. Now I release an anointing. I release an anointing for business. Special anointing. Özel bir wisdom, bilgelik, favor. Kayırma. In Jesus' mighty name. Now. Şimdi İsa'nın adıyla. Baronda la bambra yeste kere ba dombra ni anda la masa konda la bosse ki anda bora basita. İsa mesin adıyla. Şimdi koriyasta teba raboya ramangale dinde la mosse pambra ringe la ba. Now. Şimdi. In Jesus' name. Rose piri anda bonga ramba ranga lise. Now. Şimdi. In Jesus' name. İsa'nın adıyla. Rosse ke ba rabaya basonto boronga le basse kere ba yoro basiti. Rabaya galas toro bossa isa mesina di la shimde in Jesus mighty name now karayasto robodonga remenge de bossa in the mighty name of Jesus now I release it şimdi aktarıyorum hallelujah an anointing for business now thank şimdi. You Jesus thank you şimdi. Jesus thank you Jesus yes evet. Hallelujah you're just in preparation you'll run again you'll run one more time you'll run one more time and your latter days will be much greater than your former days. You have seen nothing yet. All of that was preparation. That was like chunk change. That was like pocket change. That was just like tip money. The real blessing is on the way. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, there's two more over here. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mariasta Talama. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mariasta Pemera Gendela. Başka? Catchers, let me pray for you, Brother Namdi. Hallelujah. Come. Yeah. Where are we going to put him? Just right here. Move this thing here. Let's pray for you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for a supernatural anointing to succeed and to break through and to rise up in business in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Anyone else? Sende. Gel. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. İsa'nın adıyla. Hallelujah. Fire. Ateş. Hallelujah. Thank you, Jesus. Başka? Gel, Şabu. Hallelujah. İsa Mesih'in adıyla. Şimdi mesed onu Rab. Özel mesediş. Sen de. Hallelujah. Çok iyi. An anointing. An anointing to raise up millionaires. Milyonerler yetiştirmek için bir mes. Hallelujah. In Jesus name. İsa'nın adıyla. Take it. Alın. Hallelujah. 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 Başka? Anybody else? Hallelujah. Thank you Jesus. Teşekkürler İsa. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Öfkeler olsun. Thank you for joining us on the broadcast. I also pray for you, Lord, there are people watching that you will raise up to finance the kingdom work, missions, the kingdom missions, and I pray that you anoint them, raise them up in Jesus' name. Hallelujah. Yükselteceksin. Right, raise them up means yükselteceksin. Amen.